Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben size geçen haftaki şeyi bir tekrar etmek istiyorum. Emniyetine binaen. Ondan sonra Mustafa geçebilirsin kardeş oraya. Evet, tamam. O kadar mühim, o kadar mühim ki şu anda anlatacağım mevzu. Belki de üçüncü haftadan beri bunu hep başta zikrediyorum. Mutlaka evde de çoluk çocuğunuza da anlatın, şekilde gösterin. Anlatmayın, gösterin. Görsel tesiri ehli dünyanın söylediğini söylüyorum, %58. Başka bir bilim, ehli %57 diyor. Tesiri %27 civarıymış, %27 işitsel içeriği almak, sırf duymakla öğrenilen %27'ymiş. %57 görsel alınıyor, Allah görseli de kullanıyor, görseli fazla kullanıyor, mevcudat görseldir. Söylediğini yapıyor, yaptığını söylüyor. Tamam, bu o kadar mühim, o kadar mühim ki şu anlatacağım. Yani başkası değil biz, nice böyle psikolojik rahatsızlıklarımız, yani daha psikolojik derken hastalık seviyesi değil, rahatsız olduğumuz, yani olmaz ya, bu kadar pespayelik de olmaz, bu kadar alçaklık da olmaz. Ya, bu ne ya, kendi kendimize diyoruz ya, bu kadar ders dinliyorsun diyoruz kendimize, bu ne ya? Niçin olduğum yerde veya olmak istediğim yerde değilim? Baksana ya, kendim diyorum ha, çok. Senin kadar bu işe meşgul olan var mı? Veya Allah meşgul ettiği kişi? Az var. Niye olmak istediğin yerde değilsin? Niye olamıyorsun diyoruz. Hemen bir tanesi de şeydi zaten. Böyle bir makam aramaz ya Nur talebeleri. Ama kendimi kontrol etmek adına belirli bir normal bir insan olmaman gerekiyor. Yani sıkıntılarımızda ortaya çıkan psikolojik zahirde tanımladıkları, psikoloji tanımladıkları şeyler çoğusunu aşman lazım. Örnek vermiştim ayağımda ve doktorum yok ya. Yani. Yok demiştik abi. Bak şuradan örnek, yani ben hayatın içinde olmayan dersi sevmiyorum. Anlatmıyorum, anlatmak istemiyorum. Anlattımsa anlatılması gerektiği için anlatıyorum ama ben yaşamam veya yaşayan kardeşimden isim vermeden anlatıyorum. Bir gün kalktım şu dizimden şu ayağımın üstüne kadar. İçi değil, arka tarafı değil, sağ değil, sol değil. Sırf üst tarafı. Doktorum değil mi? Doktoruma söyledim özel doktorum. Allah razı olsun. Doktorum burası yanıyor dedim üstü. Buz gibi su dökünce daha ateş. Bir şey, yürümene spor yapıyorsun. Engel mi dedi? Yok. Devam et demiş. Adam ama başka, bu doktor ha yani resmi. Peki başka doktor olsa, aman hemen gel ya. Bir MR çekelim. Hayır hemen ya, bir beyin şey yapalım falan, sinirim. Hemen şey, böyle olacak ya. Ya ne böyle pireyi deve yapalım, yanıyor. Ve bir haftalarca. Sonra adama, dedim ya sen olmayasın lan dedim. Yani sonradan mı intikal ettiniz? Yani böyle diyordum da yani acaba tamam. Gene vardı yani. Doktorun da bana şey yapınca, vay be, ona sen olmayasın lan, al çap dedik. Yenir geliyor. Yenir tabii ya. Al standart, Rüştah böyle demişti. İnsan isen dünyada çok iyi olmaman lazım. Çünkü eğer çok iyiysen, hiç derdin kederin yoksa insan değilsin. En azından alem-i İslam'larla kan yok. Şimdi anlatacağım çok mühim. Yani bu bilgi ilimin dışında tıbbı anlatacağım. Tıp ya. Tıp derken bizim bildiğimiz okullardaki tıp değil. O kadar mühim. Keşke bunları canlı seminerlerde anlattırsalardı 15 dakika. Hani hasta olanlar, hastanelerde hastaları çıkarsalar o amfide
toplantı salonunda şunu bir anlattırsalar veya kendileri anlatsa. Şimdi bak, insan sorunu dimağa ait, kafa. O parçasını söyleyeyim biraz. Buraya şeyi. Yeni gelenler için söylüyorum ama demeye gerek var mı? Yani sileriz. Yeni gelen bir şey olmasa, uygun olmasa siz bana söylersiniz, silersiniz. Saat 2:30 ile 3 arası bu akşam sahura ustadı gördüm. Onun için bak güzel çizdim siz gelmeden. Bak çiziyor muyum şimdi? Çizdim. Böyle hazırladım size, pek yok. Tamam mı? Böyle bak, güzel çizdim. Bu akşam ustadı gördüm. Rüştü abi ustadı getirdi. Rüştü abi, Rüştü abi devredi işi. Ne yaptı? Ustad aşı yaptı. Ustad 84-86 yaş arası. Ustad iltifat ediyor ve heyecanlı. Ustadım dedim, Mehmet'im. Dima anlatır mısın bana? Dima. Bu akşam. Hem oruçluyum hem abdestliyim. Şimdi bak. Bu gece 2:30-3 arası kalktım, böyle acayip böyle, lazım olan kadar anlatacağım. Ustadım dedim, dima anlatır mısın bana diyebilir. Nereden çıktı ya, ne dima işte var, işte sözlerde var ya işte 706 mı, 704 ve 706 var ya, dimada meratip var. Meşhur. Ona meşhur şeyimiz, kalıbımız diyebilirdi. Ondan sonra Üstü abi de kenarda duruyor. Ustad ayakta. Ustad o kadar heyecanlı ki abdest almış kurulanmadan. Şafii mezhebinde zaten kurulama yok. Kurulanmadan damlaların attığını görüyor. Eli sıvazlamış, abdest almış. O kadar heyecanlı geldi ayakta böyle. Solumda. Ben buradayım. Böyle biraz arkasındayım ama böyle bakıyorum. Rüştü abiye diyor. O kitabı ver diyor ki, ismi vermiyor. Osmanlıca kitap. Eyvah dedim. Ustad heyecandan, bu heyecandan hani hizmet heyecanı vesaire şevkinden abdest aldığını unutmuş. Sular damlıyor. Saman kağıdına akacak. Kötü olacak. Kötü olacak. Benden dolayı olacak bu. Yani eski psikolojisi var bende. Matbaa yok. Elde yazılmış. Kıymetli yani. Çok kıymetli. Şimdi nasıl yazılacak bu kitap biliyorum, bozulmaz. Öyle biraz çekindim. Ustad hiç şey yapmadan defterin üzerine oku demedim. Okuyor, eliyle çiziyor kitabın üzerine. Şöyle çizdiğini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle, şunu. Şöyle. Yani kavis yapıyor. Getiriyor böyle. Ya okuyor kitabın üzerine, böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Serbest dediğini, serbest bölgeyi yaptığını gördüm ben bunu böyle. Ondan sonra anlatıyor, bazen bakıyor. Ben de yanında böyle, öyle hiç şaşırmıyorum. Ya Allah Allah, hangisiydi eksikti falan, hiçbir şey. Gayet böyle, diğer tercih. Ondan sonra bir de bir baktım işte böyle bugün dima anlatıyor. Onun için bir daha, onun şeriften bir daha anlatacağım ben bunu. Nuruna ithaf olur. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Allah iki canı da aziz eylesin, onu ve bizi. Bizi sevenleri, bizim sevdiğimizi. Hizmet imaniye, Kur'an'ide maddi ve manevi emeği geçenleri. Zerre kadar duası, tahtası, tuğlası olana Allah merhamet etsin. Allah dert keder göstermesin. Görmüşse de günahlarına kefaret eylesin. Yani burcuları seviyor. İstisnasız hepsini seviyor. Bak şimdi. İstersen sevme usta, bir daha gelmez. Moralımız iyi ya. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kendiniz girmek istemedim, kusura bakmayın. Dersimi özlediğim için çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Çay koymadın, çaya gelmedin. Evet, çaya yetişemedim. Simit de getirmedin. Simit de getirmedim. Evet. Gelin. Gel geldi ki anlatacağım. Duydun değil mi ustadı? Duymadım abi. O zaman duyma. Çünkü sen duysaydın çok kötü olur. Yok, duyacağım inşallah. Ustadı gördüm. Dime anlatıyordu bu akşam. Yani ilk defa. Yani dima dersinden sonra ilk defa.
Ustad, Rüştü abi getirdi, beni götürme. Rüştü abi getirdi, ustad da yeni gariban abdest almış. Sular akıyor. Defterin üzerine gösteriyor. Serbest bölgeyi çizdiğin adım gibi biliyor. Nereden çıktı, ne yapıyorsunuz ya falan, okudu falan. Heyecanlı mı hayatta? Kesinlikle. Oturdun adım, 84-86 yaş arası. O takside böyle şey var ya, ihtiyarlar. O sima gömlekli, şalvarlı. Ondan sonra abdestli, ondan sonra saçı açık. Ondan sonra bu kollar şey, damlalar akıyor. Rüştü abiye söylüyor, o kitabı ver dedi. Heyecanlı heyecanlı, çünkü acayip böyle. Rüştü abi getirdi, üstadım dedim, bana dima anlatır mısın? Ondan sonra öyle. Şurada ustad yoksa, bak sana o kadar yapıyorum ki tek tek anlatıyorum, cemaat anlat. Şöyle, ben de yanlamayım böyle, yanlamasa arkasındayım. Böyle en güzel tarafı şu, şaşırmıyorum, Allah Allah neydi böyle. Gayet, ha tabii canım, bu böyle olacak, bu böyle, bu da böyle. Yani hiçbir şey, şeyini görmüyorum, tahsil şeyini. O kitabı verdi ama zorluyorum, hangi kitap ya? Sonra uyandığım zaman 23. sözler diye hatırlıyor. 23. söz müydü dedim ya. Şimdi kitabın açılışındaki kalınlığa göre hafızama bakıyorum ve anlattığı şeylerle 23. söz gibi insan mı şey ve demedi ama kitap. Şöyle elinde damlalar akıyor. Böyle yuvarlak yaptığını, şunu şöyle, aynı, böyle yaptığını ama burası değil, böyle yapıyor. Burası dedi, serbest bölge dedi bunu yaptıktan sonra böyle. Her okuduğunu eliyle işaret yapıyor, şekillendiriyor. Kitabın üzerine. Ben korktum o, benden dolayı heyecanlanmış. Abdesti unutmuş, damlalar akıyor. Kitap eski, ben de eski psikoloji değil, matbaa değil, elle yazılmış. Damla olursa sama kağıt gidecek. Yaptım, baktım. Damlıyor, kitaptan kayıp gidiyor. Su neymiş su? Hiç zarar yok değil mi? Hiçbir zarar, şak diye kayıp gidiyor. Ustad da hiç kale almıyor. Ondan sonra tek tek şey yapıyor. Maşallah. Tasdik aldık. Acayip. Şimdi mesela burada Risale-i Nur, bu sıra düşündüm ki yatakta. Risale'de zaten var dedim, tasdiğine ihtiyacım. Buradayken, oradaki hakikati burada anlatmak, buradayken orayı burada anlatmak, ile oradayken hem burayı yaşadın hem orayı yaşadın, orayı burayı orayı burayı beraber yaşayan zat burada anlatması dedim, farklıdır. Yatakta oturarak dedim, bak buradayken orayı anlatıyor usta, sakin anlatmıyor zaten. Ama niçin garibimize gidiyor, zaten kitap bize onaylıyor çünkü dimağdaki meratibi sen mi çıkar? Şimdi burayı yaşamış, orayı da yaşamış, oradan buraya söylüyor, gelmiş, gelmiş anlatıyor. Bu daha garip. Ondan sonra böyle şey yapıyor. Şimdi o kadar mühim ki ben bunu, bir manası şu, başka bir şeyler de var. Bir manası şu, bunu bırakma şu şeyi. İnsanlığın çöküntüsü, kurtuluşu bu anlayışta olacak şurası. Yani bunu böyle yaptığını gördüm. Bunu çizdiğini gördüm böyle. Burası böyledir dedi. Bu serbesttir dedi. Ondan sonra 23. sözde olabilir. 21. Vesvese. Yani kitabın kalınlığına göre ya vesvese risalesi ya 23. söz o civarda bir şey yani bilmiyorum. Ama ortanın sonuna doğru yok. Öyle. Ve aynen bu kelimelerin tarih tasarım kitapta kırmızı yazdığını gördüm. Kırmızı. Siyahın kırmızı. Ben kesinlikle tasavvuru gördüm, hatırlıyorum. Tasavvur gördüm, hatırlıyorum. Şimdi onun için hayal şeyimiz iyi. Oruçluyuz ama elhamdülillah. Çok güzel oldu. Yani iki yani kitap sentezi değil ama demek ki aciziz, zayıfız ya. İhtiyaç varmış demek ki. Veya bunu bırakma dedi ben şimdi. Bunu anlat devamında. Ben onun için yeniden anlatıyorum. Bak, insanlığın psikoloji yani ruhsal, bedensel vesaire maddi hastalıklarının sebeplerinin en büyüğü
hani doku bozukluğu, darbelerden hariçte doktorlarımızın sahası vesaire dışında ustad maddi hastalıkların kökeni, kökü diyor, hastalar risalesine ve mi hastalıklardır diyor. Tamam mı? Sonra maddi hastalığın düzelmesini, vehmini düzelterek düzelttiğini söylüyor. Nerede? Barna'da diyor ki, mütedeyyin bir hekime hazır diyor. Onun diyor, nasihatı, he? Nasihatı, güzel bir ifadesi, bin mi veya yüz, bin diyor. Bin hasiyetli, bin nafi ilaçtan daha tesirlidir diyor. Peki ilaç madde değil mi? Bak sen bir ilaç, çok faydalı bir ilacın faydasızlığına inanırsan fayda vermez. İspat noktasında. Vücut böyle salkılıyor. Nasıl inanırsanız öylesiniz ya. Enayine zennab dibi. Kulumun zanına göre tecelli ediyor Allah. Dolayısıyla en âli bir doktor, en âli ilaç verse sen inanmasan ikisine hiçbir fayda yok. Ama basit bir ilaç, basit bir adam yüceltilse, onun için altına isim, isim yazılıyor sözlerin. Kim demiş? Ha değer alıyor. Çünkü risalede kim demiş? Kime demiş? Ne makam, ne maksat? Ehli midir? Ehli ise değer alır. Çok âli bir hakikat. Bir tane, çok âli bir söz. Sokakta kale almayız. Altına falanca dese, ha bu ehlidir. Dur bakalım ya. Tesir etmesi içindir. Uzmanı mı söylüyor değil mi? Uzman mı bu adam? Yoksa taklit etmiş. Esti söylemiş. Öyle olduğunu kim söylüyor? Onun öyle olduğunu altına isim yazarak onun hayatı belirliyor. Hayatı bu. Bir insan bu serbest bölgeyi anlatmasıyla benim anlatmam bir değil kardeş. Ben ömrümü verdim. Şu şeklere ömrümü verdim. Öyle mi değil? Basit belki bir 3-4 dakika konuşacağız ama o, bunun altyapısı 30 sene. Elektrikçi biliyorsunuz. Chopin'i taktı. Ben de okudum ama takamadık. Adamı çağırdım 10 dakika tak 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 Chopin'i taktı. Kaçtı? 1995, 97, 96'ya kadar. 94'te, 90. 10 lira para aldı. Dedi ki 15 lira ama dedi. Hoca olduğunuz için 10 lira. Ya dedim el insaf dedim 10 dakikaya 10 lira alıyorsunuz. Hoca dedi söylediğimi sen çok iyi anlarsın dedi. 10 sene artı 10 dakika. 10 dakikalık dedi iş yapabilmek için 10 sene verdi. Ben 10 senemin hesabını alıyorum dedi. 10 dakikanın değil. Ona bana öyle bir şey öğrettin ki dedim 5 lirayı daha vereceğim 15. Hayır dedi. İnan zorladım 15 alacaksın dedi. Yok dedi. Anladın? 10 dakika ama en az 20 sene. Tek tek okunmuş. Şimdi bak arkadaşlar. Bu diyeyim insanı rahatsız eden ben niçin adam olamıyorum, niçin olmak istediğim yerde de mesela anlatmıştım. Şimdi sözde 142'de de geçiyor. Çok da uyuyor. Tahayyül ve tasavvur denilen bu sistemde bak değiştirdi görüyor musunuz yukarıdan aşağıya. 98 muhakematta tabanını deler diyor. Böyle yaparsak tabanını deler. Böyle yaparsak tabanını deler. Zaten vahiy yukarıda geliyor. Vahiy deyince kimse yere bakmıyor. Hep semaya bakıyor. Vahiy buraya geliyor. Kalp ve vicdan böyle aşağı iniyor. Biz böyle yapmıştık da şimdi böyle olması fark etmez. Turba ağacı aslında. Evet. Aşağı doğru hani küpleri evet. Yukarıda ya. Böyle aynen. Şimdi bu insanda, dimağda, kafa, et ve kemik değil, tahayyül ve tasavvur var. Yani her çeşit resimlerin gerek hariçte realitesi olsun, bakıp da içeriye soktuğumuz resimler, kendimiz kurguladığımız resimler. Mesela seni çıplak hayal edebilir. O yok, realite yok ama benim kafamda var. Dışarıda olan artı senin ürettiğin resimler burada. Tamam. Dışarıda olan veya senin ürettiğin fikirler de burada. Yani malumatlar. Tamam. Abi bu konuda biraz ben de heyecanlıyım. Sizi üstad rüyanıza girdi. Benim de akşam sizin telefonla aradı. Hasan abi bunu söylemek istiyorum. Hı. Çünkü benim için çok önemli oldu. En azından anlatayım. Şimdi kabirin sıfatlarını siz özellikle söylemiştiniz ya Hasan abi. Dar, işte karanlık, soğuk, kimsesiz. Şimdi tamamıyla tahayyül ve tasavvurun
olduğu bölgeye uyuyor. Yani orası bizim kabirimiz Hasan abi. Şimdi burayı şu şekilde de açık söylüyorum elhamdülillah. Biraz da Ramazan'a girmenin şeyiyle oldu herhalde belki ama yani teheccüdlere başladım Hasan abi. Çünkü kabirde nurdur diyor Hasan abi teheccüd için. Yani burayı düzelten en güzel anahtar teheccüd namazı Hasan abi. Evet. O kadar açık ki. Peygamberlere şart, vacip. Burayı bozma şansı yok yani teheccüdü kıldığı zaman insanın. Yok. Şey geliyor, ben bir tanesini sana söyleyeyim. Bir hoca arkadaş, normal sokaktaki adam değil. Sokaktaki adam değil. Onun kadar takvalı ben değilim. Beraber 15 sene dershanede kaldık. Medes arkadaşım, 15 sene. Aynı odayı 10 sene paylaştık. Sonra evlendi, hoca oldu. Şu anda bir ilçenin ana merkez camisinin imamıdır. Şu anda. Merhametinden mi, işte ne bileyim, oradaki bulunduğu köylerde şurada hastaları mı okumuş? Hastaları okumuş. Bir boşluğuna gelmiş. Bunu allak bullak ettiler. Boşluğuna geldiler. Alt üst ettiler adamı. Çarptılar yani. Durumu acayip. Sonra malum bizim hafıza vesaire. Ebeği düze çıktı. Ama yer yer rahatsız ettiklerini. Kendisi bana anlatıyor. Ondan sonra dedi ki, Kur'an okuyorum, onun kardeşi okuyayım. Hafız hocam, düzeliyorum, gene oluyor. Teheccüde diyor, sistemli başladım, teheccüdüm yoktu dedi. Vardı, dershane hayatımda vardı dedi, çıktı pek. Teheccüd namazına başladım, şeytan kulağına koşun dedi. Gelen giden yok. Elhamdülillah. Müthiş bir yaşam, elhamdülillah. Bunu dedikten sonra, dedim biz de böyle yamuk yumuk düşe kalka yapıyorsun. Mesela şey için olmasın, bir senede bir tane belki, bir tane yok belki değil, bir tane kaçırmışım. Ve bir saat uyku dahi yatsam Allah'ın izniyle kalkıyorum, teşvik için söylüyorum. Bir tane kaçırmışım, bir senede. Yani teheccüd. O dedi ki, bu nafile namazlar denmez ama şu anda kullanacağımız mevzuyu ya da onu kullanacağımız için dedi ki, teheccüd namazına başladım, o mahluklardan kurtardım dedi. Elhamdülillah. Niçin dedim, sen ne anlattın dedim. Gece onların gündüz bizim ya dedi. Öyle değil mi? Gece insan savunmasız. Gece de onlara en iyi mukabele eden namazdır. Çünkü namaz kılmak farzdır. Kur'an okusam olmaz mı? Kur'an okuyabilmek ve Kur'an okumak sünnettir. Yani Kur'an namaza gelemez. Hasan abi. Hatta namazda Kur'an kullanılır. Hatta şey, dua anı var ya, hani demin dediğiniz bir doktor azık, insana konuşuyor, nasıl tesir ediyor. O gece vaktinde de o Cenab-ı Allah'la o dua anında oluyor zaten. Düzeltiyor. Vay be, hekim azık gibi. O sana konuşuyor ilham et, değil mi? Yani ibadet nasıl insanın tahayyül, tasavvurunu düzeltiyor, değil mi şimdi bu manada? Çok değil mi? Değişik geliyor. Çok. Tahayyül ve tasavvur, ibadet. Çünkü çok tuhaftır ya, şöyle diyeyim. Şimdi yemek yiyorsun. Hiç böyle bir adam gördün mü? Kafa başka yerde, kol tabakta. Ha, niye düzeltiyor abi? Şimdi düşündüm, bu taraf şey tarafı ya. Şimdi ibadet neredeydi? Vicdan'da. Vicdan'da. Vicdanı devreye sokup burayı düzeltiyor. Burayı düzelt. En büyük abi, irade. Vicdan giriyor hani dedik ya birbirine. O vicdan ibadet değil miydi? Ha, ibadetullah orada ya. Oraya geliyor, buraya şey yapıyorsun. Orayı ikinci mekanizmayı devreye sokup burayı düzeltiyorsun. Şunu kastediyorum bak. Bağlama. Şunu kastediyorum bak. Vicdandan şey yapıyorsun. Ha, şarj ediyorsun. Diğer motordan destek alıyorsun. Oh. Yani o onu düzeltiyordu, takmini. Onu şey yapıyordu ya. Evet, çift taraflıydı. Şunu diyor. İrade şimdi oldu. Motorda şimdi işte. Gidiyorsun vicdanın şeyini, evet, oraya altı veriyorsun. Oradan alıyorsun enerjiyi, burayı şarjlıyorsun, çalışıyor şey. Motor. Takviye. Dedi bak, dedi bana Harun, ne dedim, ibadet ne düzelsin, yani ne alakası var biraz falan dedim, böyle biraz düşünüyorum yani. Bak şimdi çıktı elhamdülillah. Tamam oldu. Allah alem. Ha iradeni bak, irade, Hasan abi bak, Allahu Ekber. Diyor ki cüz ihtiyarıyı dinlemiyorlar, cüz ihtiyarıyla ıslah edemiyorlar diyor. Ya. İhtiyarla olmuyor, irade gelmesi gerekiyor.
Nasıl birbirini tamamlıyor? Ya bu dersin büyük kıymeti var Hasan abi ya. Vallahi bunu tek başına kimse söyleyemiyor ya. Elhamdülillah. Olmuyor. Olmuyor abi ya, elhamdülillah. Böyle bakıyor musun? Ben de bilmiyordum. Elhamdülillah. En büyük ihraç abi, bence teheccüd namazı farz namazdan daha zor. Zor tabii, çünkü farz namazını kılmak meziyet değildir. Vazifedir. Güzel yemek yiyebilen, helal olsun lan. İyi baklava yiyor. Helal. İyi baklava verebiliyor mu? O meziyet. Yemek hayvan da yer. Askeri ama hayvan vermez, ikram etmez. Askere gidince nöbet tutmak normal vazife ama bir kahramanlık yapmak gibi herhalde. Evet ya. Cüz-i ihtiyarıyı da ıslah edemediğinden diyor, şeye düşer diyor o haleti. Orayı cüz-i ihtiyarıyı da çözemiyoruz. Evet. İradeyi de çözeceksin. İrade gelecek. Oh. İrade gelmesi için de tam oturdu şimdi. Oh. Hani hep diyorsunuz ya abla. Değil mi? Vallahi Cenk ya. Bak cüz-i ihtiyarıyla düzeltemiyor diyor. Ve cüz-i ihtiyarını da vazgeçtim diyor. Ayın söz. Okur musun? Şimdi bulayım abi. Demin okudum da. Cüz-i ihtiyarını. Keşke bunun şu tepeye çizsem de şu okların şu sağdan vicdana indiğini gösteriş yapsaydım. Neyse. Nasıl? Yapma abi. Yani bu bir daha çizilmez. Zor olur. Anlatacağım şimdi. Hasan abi diyorsunuz hep tavana çık bak. Ha işte o çıktığın yer. Gerçekten. O vakit. Tavana çık bak. Aaa. O değil yani. Kendine bak. Oradan bak. O işte o vakit o. Tavandan. Şimdi böyle o zaman işte tefekkür etmiştim. Hariçten kendisine bakamayan veya beceremeyen, kimsenin gönlüne bakmaya denemesin. Hakkı yok. Senin sana bit. Evet. Tavandan kendine bakamıyor. Hariçten kendisine bakan başkasının gönlüne de bakabilir. Hariçten kendine bak bakalım. Bak ne yapar? Ne kadar ibadet yaparsak hani günahlar işleye işleye kalbe karartıyor diyor, değil mi? Her bir günah içinde fiil bu, itikat değil. Küfre gidecek bir yol var. İbadet yaptıkça vicdanımız artıyor. Değil mi? Yani ibadet yaptıkça irade artıyor. İrade nasıl arttırırsın? İbadetle. Tamam. Sonra bu arttıkça insanın marifeti, iradesi, zihni. Yani marifet arttıkça zihni gelişiyor, muhabbet arttıkça hissi gelişiyor. Müşahadetullah ve Latife Rabbani'si gelişiyor. Peki bu vicdan, ibadet dedin ya yaptı şey Osman. Evet abi. Şimdi bu ibadet, iradeyi aktif etti mi abi? Evet tamam. Bu da buraya geliyor. Burayı ıslah edemediğin ihtiyar, şuraya diyelim, şuraya cüz ihtiyar. Şöyle diyor abi, burayı hemen okuyayım. Eyvah kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş der. İtikad diyor. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden, bak cüz ihtiyar. Yese düşer. Allah'a yese düşer. Kaç, sayfa kaç? Cüz ihtiyarı. 277. Şey değil mi besveseniz? Besveseniz. Tarih tasavvur risalesi olacak orası. Allah. Demiştik ya. Hakikaten şimdi burayı nasıl okumak lazım şimdi? Şimdi gör bakayım. Ne diyor ya? Tapu gibi sözler. Şimdi ben bunu bir anlatayım, bir girelim. Şu bir şeyi de söyleyeyim mi abi? Söyle. Bu demin o yeri bir dakika bulalım. Yani burada benim okuduğumda anladığımda tahayyül tasavvur tahakkül de serbest bölgeye girecekmiş gibi geliyor bana. Tahakkülü de dinlemiyorlar diyor abi zaten. Tahakkülü de serbest bölgeye alır. Bir ara dedik ama bunu derste. Bulurum yani. Risalede bir derste biz aldığımızı hatırlıyorum. Derste değil, risalede diyor. Yani diyor da işte biz hani ona hüküm vermiştik kendimize. Aklı pek dinlemiyorlar diyor. Tabii şimdi onu okuyacağım. Yani hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar birilerine serbesttirler. Bak o serbesti koyduk bana zaten Osman. Ama bak bu tahakkül buraya ait değil. Ama bunlardan farklı. Buraya da ait şey değil. Bak çizim. Evet, berza. Yani birazcık o da serbest yani. Bu da serbest abim. Ama öyle bunun gibi değil. Evet. Bunun içine koyarsak biraz daha ayıp olur, kalitesiz olur. Berzahtır, kabirdir, nuru da teveccüh. Çünkü o 278'deki ifadeyi okuduğun zaman hakikaten ayrılıyor. Bir daha okuyayım mı şeyler? Şimdi diyor ki, hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tefekkür. Tasdik-i akliden, izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Zaten bizim bu
şemamızı tasdik eden ana yer burası yani. Direkt şema çiziyor üstad. Evet, aynı. Değil mi? Aynen. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Vay be. Tasdik ve izan öyle değiller. Bak, tasdiğe geçti direkt. Tasdik ve izan öyle değiller. Tasdik ve izan. Öyle değiller. Tersi, o zaman tavkul öyledir. Değil mi? Değillerse tavkul evet, öyledir manası. Manayı muhalif ile. Yani şurası mı? Şöyle söyleyeyim. Bir mizana tabidirler. Manayı muhalif ile bir mizana tabi değildirler. Kesin. Güzel. Hem tahayyül hem tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller. Seni dinliyorum. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Diyor, devam ediyor. Tamam, o da o zaman bir serbestlik burada da. Yani zaten bir taraf kelimesi otomatik serbest olduğunu da ifade ediyor zaten. Bir taraf evet, demek ortada demek. Yok. Şimdi tarafsız bir. Aa bak. Ha? Zaten tarafsız. Burayı sevgili Osman'ım çizmişiz bakalım. Ama bu da değil. Tam oraya dalsak olmuyor diyorsun. Yok, bu da oldu mu? Bu sefer diğer tabirlerle. Bence ama, abi orada yani şeyden tahayyül ve tasavvur serbest bölge. Tavkul kesinlikle serbest bölge değil. Berzah ama ifade. Kabirdir. Yok yok. Necmin yıldızlarıdır. Her iki tarafa birden bakar. Eğer şimdi şeytanın cirit attığı bölge tahayyül ve tasavvur bölgesi. O zaman berzah yazın abi oraya. Berzah yazayım. Berzah adını yazın. Ha tamam. Serbest bölge buraya berzah. Tamam. O da tamam, kavsayın oldu. Bir taraf tamam. He? Güzel tamam, bu. Kavsayın. Berzah da kabir zaten. Tamam abi, şöyle yapalım. Oraya ha bir açıklama olarak yazın da. Evet. Yani kafamızda şey yapsın o zaman. Zaten dinlenen şeyi sabitlersin. Tamam. Serbest bölge olsa şeytanın kaskanı zaten. Yani ifadeden o çıkıyor ama. Bizim düşünce sistemimiz çok bozar. Yukarısı kabir, kabirin berzahı. Berzah kısım. Şeyden sonra da tahakkul tersi olacak. Onlar insan evet, olabilir mi? Kapı yani var. Kabir, berzah, tahakkul, kapı mı? Şey var. Ne burası ne burası? Müdahalesi var. Tahakkul yani şeytanın tahakkule müdahalesi var. Gel bir taraf lazım. Hasan abi tahakkul kapı gibi yani ne orası ne burası. Kapı. Arkası orası, bu tarafı. Mezarlık. Ha, kapı, berzah. Kapı da diyebilirsin. Bak koyduk kabir, çok güzel oldu bak. Bir de tahakkule biz Necim diye geçiyor ya, hem ahirete bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Kabir de hem bu tarafa bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Şey de İsa Aleyhisselam akıl diyorduk, o da Berzah Necmi suretinde hem o tarafa hem bu tarafa bakıyor. İdris Aleyhisselam Necmi'nin nuraniyetinde diyor evet. Ha, gökte asılıdır diyor ya İsa Aleyhisselam için. Aa, 5. tabakayı. Şey, kaç? 3. 3. tabaka. Tahir, tasavvur, tahakkul, 3. tabaka. 3. tabaka yaratıldı. Sana bir şey de diyor ya artık burada. O alem-i gayb ile alem-i şehadet ortasındaki insani berzahlardır. Şu an İnsani Allah Allah. Evet, 142. 121. Ha, şu an 121. İki alemin birbiriyle temasları muamele edip insanın ispatı o noktalarda oluyor. Bu noktalarda. Akıl. 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 İnsani berzah. Öyle bir şey var. Berzah kullanıyor. Alem-i kayıp ve alem-i şehadet. O taraf alem-i şehadet. Alem-i şehadet, alem-i gayb. Senin gayb. Ve bu noktalarda, bir noktada demiyor, noktalarda. Evet. Musa'na nispet eder. Kendi akıllı kalbine dedi ki. Ve oradaki düşünün şeyde de, o tarafa geçişte orayı kullanıyor. Suretin şeyine gidiyoruz yani. Suretteki şeyler. Tamam mı abi? Açtayım mı? Şimdi dimağını kontrol eden, hatta hayalini kontrol eden, dinini kontrol eder, kendini kontrol eder, hemen senin elindedir. İyi olmanın yolu hemen senin elindedir. Nedir o? Hayal ettiği şeyin, uzmanlar da öyle söylüyor, bu benim fikrim değil, bu bilim insanlarının söylediği sözü, diyor ki akla gelen veri, elmadan, armuttan, hariçten, senin hayal kurduğunu gelen verileri akıl için aynıdır. Bu hayaldir demez. Etkilenir. Mesela bir açık saçık gördün, etkilenir. Bir hayal kurdun, etkilenir. Gibi. Tamam mı?
teklifi dine giremiyorlar diyor. Girmiyor, evet girmiyor. Şimdi tahayyül dedi ki, tahayyül şimdiye kadar çekimler, çektiğimiz resimler, bizim ürettiğimiz resimler burada, aynı bunun gibi düşünceler, bizim imal ettiğimiz, hariçte yok ama bizde var. Bir sürü zanlar vesaire, zanlar burada var. Burası serbest göre, hastalıklar, sihat burada. Bu kontrol, teklifi din altına girmiyorlar. Kontrol edemezsin kardeş. Burası serbest. O zaman ne cevap oldu bunu demekle? Diyorum ki niye bana bunlar geliyor? Niye bunlar bu garip garip şeyler, hayaller vesaire beni alıyor? Serbest bölge olduğu için. İnsansın. Bir de şey diyor Hasan abi. Niye sinek bana konuyor? Çok temiz yıkandım, banyo yaptım. Niye hala bu sinek bana konuyor? Ya güzel. Konacak ya. Konacak. Sinektir. O soruyu bana sorma, sineğe sor. Niye konuyorsun? Tamam. Şimdi sinek dedi de Geylani cevap vermiş. Biliyor musun bunu? Niye sinek sana konmuyor diye söylemişler. Bu insanlar durmaz. Geylani sormuşlar. Ne dediğini biliyor musunuz? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne sormuşlar. Niye sinek ona konmaz? Niye sinek sana konmuyor dedikleri zaman demiş ki bende ne dünya pekmezi ne ahiret balı var. Konup da ne yapacak? Hem pekmez kullanıyor hem bal kullanıyor. Hem dünya hem ahireti hallediyor. Dünya, ne dünya pekmezi ne de ahiret balı var diyor. Evet. Konup da ne yapacak? Ne tarafta olduğunu anlamamıştın. Nereli? Dünyalı ne ahiretli. Sineğin kafası karıyor. Sübhanallah. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu biraz risk atıyor bizi ya. Bizim orucu bozar ya. Bu doyuruyor ya. Bak isimle alakası. İsim kullanırsanız hemen başka bir şeyde de kullanır bir şey söyleyeceğim. Bir adamın kızını çalmışlar cinler. Götürmüşler. Kaldırabiliyorlar ya. Ondan sonra adam gelmiş. Yani isim ne kadar şefaatçı. Ya Rab onun şefaat hürmeti, onun ismi demenin kıymetini anlatacağım. Adam gelmiş, Gelan Hazretleri'ne demiş ki kızımı kaçırdılar. O da demiş ki onların geçit yeri falan dedi vadiden. Oraya dur falan saatte geçecekler. O asker ordunun başına bir atlı göreceksin. At tek. O atlı seni görünce selam verecek. Ondan sonra duracak. Niye bekliyorsun dediği zaman de ki Geylani benim için dedi Abdülkadir dedi ki diyeceksin. Bunu anlatırsın. Oraya durmuş. Kervan geçiyormuş. Tongur tongur öyle. Korkma demiş. Atlı durmuş. Ey insanoğlu. Ey Ademoğlu. Niçin bekliyorsun? Seninle konuşmaya geldim demiş. Söyle demiş atta. Abdülkadir Geylani, Abdülkadir bana dedi ki, deyince dur, hemen attan inmiş. Ne dedi dedi, size dedi ki, size emri var, hemen o kızımı, senin kızını bulsun, hemen teslim etsin. Emri olur dedi. Hemen geriye döndü, kendilerince bir şey konuştular, hemen aniden bulmuşlar ve beni affet demiş. Benim o askeri, onu yapan askeri astık. Ustadıma demiş, ustadım Gelani için. Ustadıma öyle selam söyle, onu astık dedi. Çünkü cinler aleminde kavgalar, öyle kavgayla bitmez, kanla biter. Hep kavga ölümle biter. Hemen o hata, hemen asılır. Hemen onu astık dedi. Yani, peki niçin bunu söyledi? Ne alakası var? İsmini söylüyoruz. Çünkü burada gafurdur ama ötelerde kimdir? Bir ismi yetiyor. Anladınız mı? İsim. Hemen böyle zikretsen mesela ya himmet derler ya hemen bak biz tarikatçı değiliz. Ya falanca himmet. Allah'ın yani himmet. Bunu diyenler mesela belediye başkanı başbakanla görüşmek için şefaatçi bulmuyorlar. Ya tanıdığın yok mu ya? Ameliyat olacağım doktorun yok mu? Senin bildiğin. Şefaatçi işte bu da böyle. Ya ona ben direkt muhatap almıyor. Ama onun muhatap aldığı kişiyi tanıyor. Onu şefaatçi yapıyorum. İyi bir doktora gidiyoruz, iyi bir meyve alıyoruz. Niye rastgele bir de pratisyene gidip kalp ameliyatı olmuyorsun?
Burada Said Nursi, orada Asrın Vekili diyor ya. He, burada Said Nursi, orada Asrın Vekili, harika bak. Görüyor musunuz? Aynı ya. Ben onun için zikrettim yani. Bir ismin yetiyor. Yeter adam gibi ol, adam gibi karşılanırız. İsminle attan iniyor. Ha? Mesela falanca, mesela de ki, bak beni rahatsız etmeyin, falancaya söylerim siz. Bak. Bak nasıl terk ediyorsun. Onun seviyesi gibi. Tamam. Şimdi, burası serbest kardır. Yani şekiller ve düşünceler, buna vehimler, zanlar, malumatlar, bilgiler hep burada. Allak bullak bir alem. Burası dingillik yok, okyanus. Dünya yok. He, yani öyle bir karar yok. Karar yok. Karar, yani karar kılmış bir dünya aramak, kendine olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan bir kara kediyi karanlık odada aramak, yani kendine kötülük ne demek? Olmayacak bir şey talep etmek. Kendine kötülük yapmaktır. Münazarat. He, münazarat. Münazarat'ta geçiyor cümle. Münazarat 17. 17 mi? Bak görüyor musun? Yani olmayacak bir şeyi niçin talep ediyorsun? Yok yani, böyle bir şey yok. Burası ama herkes eşit mi? Değil. Kimisinin gemisi sağlam, 300 bin tonluk, dalga vurduğu zaman dalga şaşırıyor. Pat edince gemi şak çakıyor, dalga pişman oluyor vurduğuna. Ama sandal olursan okyanuslarla plap 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 plap. Batırmıyor ama batırabilirsin. Sandal olmayacaksın, okyanus çünkü. Ya sen okyanus sağlandığı zaman sen diyor musun? Ya deniz niye sağlanıyor? Deniz olduğu için kardeşim. Niye bana bunlar geliyor? İnsan olduğun için köpeğe gelmez, sığırı gelmez. Ah olan ah, psikolojim bozuk, tavan yaptı, dibe vurdu lan, psikoloji bir sakinleştirici, dil altı bilmem ne diyor musun sığır? Hiç geldi mi doktorum siz hastaneye? Ma ne oldu sığırcığım? Bugün iyi değilim, havam falan. Niye havam ikide bir değişiyor? İnsan olduğun için kardeşim. Onun için bazısının ismini koymuştum. Mesela sana öyle demiştim. Atmosfer gafur. Her an atmosferde bulut değişmiyor. Rüzgar, poyraz, lodos vesaire. Ben de öyle. Ondan sonra kendime demiştim. Atmosfer asan. Atmosfer karar değil ki. Bir karar. Kararsız. Devamlı değişiyor. Bir taraf. Evet. Yani mesela şöyle diyeyim. Eskide o Karadeniz yolu bir dağdan geçiyordu. Unuttum o dağın adını. Ona bir geçerdik sis. Gram gram otobüs gidiyor. Ondan sonra bir o dağ geçerdik böyle de. Ne dağıydı unuttum. Karadeniz'e giderken. O zaman sahil yolu oldu da Zigan'a. Zigan'a geçirdi. Bazen bir bakarsın ki fırtına, kar esiyor, kar ya. Bir bakarsın ki bazen da piknik yapıyorlar. Tamam. Acayip bir şey. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Bunlar o kadar harika ki eğer gelirseniz sizi gösteririm ve gidenler oraya gitsin. Mesela Bayburt'la Rize arasında dünyanın en iyi balı var ya, Antel yaylası var veya ona benzer yerler var. Sizin yerler. Şimdi böyle, tamam mı? Burası Bayburt. Bununla alakalı anlatacağım. Burası Rize. Ben yaşadığımı söylüyorum. Tepede çıktım ben yazıyordum. Ben yazıyordum. Şöyle bakıyordum. İki tarafa da baktım. Bakıma eline geçti. Şimdi Rize'den geliyor duman. Acayip yaylalar almış. Şu dağa bir vurdu. Dönemiyor buraya. Şuraya bu vurdu. Buradan yani şöyle. Yok oluyor. Toz oluyor. Buraya güneşlik. Burası sis. Sis geliyor. Buraya bir vuruyor. Buradan böyle akmıyor. Akamıyor. Öyle akamıyor. Ancak çok çok yoğun olunca attığını gördüm. Ama akıyor akıyor aşağıya kadar akıyor bitiyor. Yani yarıya kadar gelmiyor kalkıyor. Ama çoğunlukla şuraya böyle daya bir bu geliyor geliyor yalıyor burayı. Böyle çekip ve toz haline geliyor yok oluyor. Hani bu da daha hep külliyatta kafadır. Kafa, dima, sema. Tamam. Geleceğe dağ diyor. Geçmişe dereler diyor. Geleceğin dağları. Kâkuyu'da, Kâdan Tepe. Yani mağara. Büyük zaten hep mağara. Bulut gelir kardeşim. Sen şimdi dağdasın, ağaçsın. Veya tavşansın, çakallısın, bilmem neyiz.
Ya ne ya bu dağda hep sis geliyor. Lan sis dağınla alakası yok. Sis ayrı bir sistem çalışıyor. Dağ ayrı bir sistem. Asansöre benim. Yani sisle dağ farklı şeyler. Yani sistem bu. Sistem böyle. Sen dağda sis gördün. Ha ne olacaktı ya? Sis niye var dağda? Ne olacaktı ya? Olmayacaktı ha? Allah Allah gittik yağmur yağdı. E tabi ne olacak bunlar gece gündüz? Sana kim karar verir? Dağda her şey bekleyeceksin. Bir anda yaylanın özel, niye şehir değil, yayla şudur. Bir saat sonra ne olacağını kestiremiyoruz. Yaylaları diye bu atmosfer, meteoroloji vermiyor ama. Yanlış şehirleri verebiliyor çünkü... Ben de bilmiyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Ha şimdi, burası aha bu dağ. Bu şöyle düşün. Veya şöyle. Şu dağ. Şimdi bulut geliyor. Burası serbest. Bu kadar anlattığımız yanımsa buranın kontrol dışı olduğunu ama biraz asude sakin olmasını istiyorsan buranın kontrolü kolay yapmanın tek yolu var benim bildiğim. Tek yolu var. Yani bu kararsız alemi karara dönüştürmenin yolu var tabii. Bir yol. Terklerin kadar. Ne kadar günahı terk edersen o kadar bu kontrol ediliyor. Allah'a şahit, Allah yalana şahit olmaz. Yani doğru söylemen lazım. Allah şahit. Terklerim kadar ben buraya hakimim. Terklerim kadar. Mesela beni kemiriyor, öldürüyor ya tasavvur. Eğer terklerim yoksa. O kadar rahat, masude bir şey oluyor ki böyle. Tekleri var, rahat ediyor. Ya. Mesela bir siteye bakıyorsun, bir videoya, böyle amşan bir günah diye böyle ilişirse böyle, hani video yani. Böyle bakıyorsun ki tasavvurlarımız, tahayyüllerimiz, allak bullak. Ondan sonra artık ilham gelmiyor. İlham gelmiyor. İlham gelmediği yere de ilhamın bu dünyadaki vekilleri var, ustalar da gelmiyor sana. Şimdi burası birbirlerine zıt. Bak yazdım. Her şeyin yani birbirine zıt. İman küfür. İyi resim kötü resim. İyi düşünce kötü düşünce. İyiyim kötüyüm. Birbirine zıt. Her şeyin bulunduğu, bulunabildiği ve kontrol edilmediği serbest bölgedir. Suretin kıyameti abi burası. Zıtların ayrıldığı yer. Bu kabirden çıkarsam suretteki kıyamet şeyden çıkarsın yani. Doğru. Kabirden. Yani bana soruyorlar kıyametin hududu nereye kadardır? Yani kıyamet nereye kadar kopacaktır? Kıyamet neydi diye soruyorum. Neyin anlamıydı? Zıtların ayrışmasıdır. Zıtların hududu nereye kadar zıt gidiyorsa kıyamet oraya kadar kopacak. Zıtlar ayrıştığı yerde kıyamet yoktur. Aynen. Ha, burada kıyamet burada kopacak. Kabirden çıktığın an, taahhüt tasavvurdan da çıkıyorsun. İşte Harun diyor ki, burası diyor, senin diyor, dünyan, yani kabirin. Kabir deyince mezarlık değil yani. Nedir o? Senin taahhüt ve tasavvur ettiğin alemin, doğru. Senin uyku, Allah Resulü'nün ifadesi, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyku alemi, hani her şeyle alakadar ve tam oturmamış. Uyku. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, insan diyor seyahat ederken diyor dinlenmek için bir ağacın altına yarım saat, bir saat dinlenmesi kadar. Dünya hayatı o kadar söylüyor. Ahirete göre. Uyku gibidir burası. Yani her şey her şeyle alakadar, her şey her şeye gebedir. Yani kontrol edemedin. Sen uykunu ve uykudaki rüyanı kontrol edebiliyor musun? Edemez. Böyle. İstasyonda takul zaten abi. He? İstasyonda takul yani berza. Bir günlük mesafe. Evet, ha evet. Suretin şimdi. Bu istasyon evet. Çok güzel bak. Ha. Aa oldu bak, istasyon diyor zaten. Hmm. Bilet, ne aldın sonra göre binilir, nerede harcasın. İstasyon doğru. İki, şey üç, gece hali. Çünkü her şeye üstü örtülmüş. Gece ne demek? Gece karanlık değildir. Şöyle diyor, gece alemi karanlık. Gece alemi karanlığında diyor. Gece karanlık olsa karanlık bir daha denmez.
şeyde diyor, 28. sözde geçiyor. Gece alemi ayrıdır, karanlık ayrıdır. Unutmayın. İstila etmiş. İstila etmiş. Karanlık gecenin üstünü örtmüş. Battaniyede bak, gece karanlık değildir. Karanlık ayrı bir sistemdir. Dağ mesela bulut değildir. Bulut ayrı bir şeydir, hariçtir. Dağ ayrı bir şeydir, bir örtüsü. Hani gece alemi karanlıktı diyor. Ne olacaktı ki ustadım? Değil. Bak 28 sözde ya. Gece alemi bakar mısın? Şimdi de var zaten. Orada da var Yunus Aleyhisselam. Bak tamam neyse bakmayın. Gece alemidir. Sonra burası serbest bölgenin tanımlamalarını söylüyoruz. Külliyattan. Bu ne? Geç uykuya benzer. Yani tam hakim değilsin olaya. Gece alemine benzer. Üstü örtülmüş. Yani bir lamba yakacaksın da. Orayı göreceksin. Senin hususi dünyanı teşkil ediyor. Nazarında. Nazarında. Harika. Senin hususi dünya. Yazayım. Nazarında. Harikasınız. Kararlı alem, kararsız alem diyoruz ya, deniz. Nazarında. Hangisi? Bu yukarısı, hani kararlı alem ahirettir diyoruz. Kararsız alem, deniz, hani şey var ya. Gece alemi. Şuraya. Yukarısı yok, abi. Yok. Kararsız deniz, hani Yunus Aleyhisselam için yukarısı. Şeyin yukarısı diyor. Yani taakulün üstünde dalgalar diyor. Yok, şu şey. Serbest bir. Taakulün üstü. Ha şuraya. Deniz dalgaları diyor orası. Evet. Yani aşağısı. Ha bak. Ha yazalım bunu. Deniz dalgaları gibi mi diyeceğiz? Gece alemi, deniz dalgalı. Tamam, orayı silelim artık bu şey, bu vazifesini yaptı şu. 23'ün sözü uyuyor. Tamam, söyleyin onları tek tek yazalım üşenmeden. Hani siz şey yaptınız, kararlı alem, darül ahiret. Ne diyecektim? Söyleyin. İkinci lemada gece deniz dalgalı. 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 Başka? Aklınıza gelince yazarız. Zaten aslında bak, muhtemelen bu Tayyip tasavvurunu okuduğumuzda orada bir sürü böyle vasıfları çalışıyor. Daha çalışacağım artık. Bu Ramazan 15 gün gideceğim şehrize. 24'ünde gideceğim inşallah. Başlayacağım gibi geliyor çünkü niye başlamadım biliyorsunuz. Şunu korkuyorum ya. İtikatta korktuğum gibi ve korktuğumda başıma göre çıkamıyoruz ki. Hakkı kaçıncı ders? 11. 11 tane. Ve en az daha kal 3 saat terbi ders. Yani itikat böyleydi. Şimdi tahayyül ve tasavvura... Şimdi tahayyül ve tasavvuru çözebilmen için bir zan orada. Zanı tekrar okuman lazım. Vehimler orada. Şüpheler orada. Tek tek onları okuyacaksın. Yani buna hükmetmen için onun açılımlarını da bileceksin. Ama biraz onlar işte elde olunca daha kuvvetli. Mesela zan için tasavvurda dediğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Rahatlıyoruz. Yani çünkü karışık bir şey yok. Yani yerine oturuyor ki zan mesela. Ve o kadar rahatlıyoruz ki. Gelecekte bu ders üniversitelerde tez olacak. İnşallah bu okutulacak fiilen. Çünkü mecbur olacaklar. Kader ilahi de öyle bir şey ki. Düşünün bak, bu tahayyül tasavvuru ve tahakkülü okumadan biz şeye geçtik. Tasdikten başladık. He ya. Şurada evet. bunları yap. Geçtik yani, onları biraz üstünden şey yap, meşgul olmadık. Geçtik, şimdi dönüp tersten başladık. Yani acayip bir şey ya. Anlayabilmek için böyle olması gerekiyor. Yani baştan direkt oradan başlasak belki çıkamayacak. Çıkar. Hiç burayı okumadık. Bir sevki ilahi var. Bunu okumadık. Buradan başladık. Tasdikten başladık. Aynen. Bu tahayyül tasavvuru okuyunca abi tamamen ölmüş olursunuz artık. Abi İnşallah geri gelirsiniz. Zaten her pazardan 3-4 saat, 5 saat kendime gelemiyorum. Tamam. Şehit miyim? Ne var? Olurdu. Bak şimdi. Buradayız değil mi? Dalgalı dünya. Dalgalı dünya. Seceriyi yaptın altında. Tahayyül ve tasavvur ettiğin uyku gibi. Alem-i semavat da orada mı? Semavat da ehli. Ha onu bilmiyorum. Gece alemine benziyor. Gece ile uyku farklıdır. Gece karanlıktır. Gece ayrıdır, karanlık ayrıdır. Gece alemdir. Senin ünsüsü dünya, nazarında. Burası serbest bölge.
melek ilhamları ilham ve melek ilhamları Recmi şeytani de orada mı? Şeytani vesveselerin ve vehimlerin cirit vücut ya. Attıkları başındaki şeytanın recmet diyor ya orada. Ondan sonra serbest bölge dedik. Bu da çok önemli. Bunu zaten söylüyor Suzi Dünya. Yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk. Yani burada sen yalnızsın. Hakikaten yalnızsın. Karanlıktır zaten. Yani her şeyle alakadar mı örtülmüş? Kesifin en kesifi yani abi. Evet. Daha yani ondan daha kesifi yok. Yok. Ama o işte tam zıttı da orada oluyor. Ondan sonra ejderha batnı ve ağzı gibi dar. Burası seni sıkıyor. Yani bu durumum iyi değil, bugün havam iyi değil. Diyoruz ya. Hani 8. sözde geçiyor ejderha batnı ve ağzı gibi. Ben böyle de... bir hayvan da yok zaten yani abi. Ejderha batnı ve aslan ağzı gibi. Ejderha ağzı. Ağzı. Aslan ejderhanın ağzı. Ha ağzı öyle değil mi? Aslanın nesi diyor? Pençesi belki vardır. Pençesi ha. Ha pençesi. Ha ağzı gibi ve aslan pençesi. Bakalım nesi demiş. Bak bakayım aslanın nesi var. Bak bakalım. Ejderha doğru yazdık. Bak ondan sonra geçiyor. Ya bu insanlara bu anlatılsa var ya şu alem. He doktorum. Üzülüyorum. Vahiy inerken bütün kapılar açılırmış. Semavat ehli koridor olurmuş. Koridor olurmuş. Tahakkül koridoru gibi. Semavat ehli evet. Yukarıda oluyor buraya. Buraya iniyor. Eğer buraya direkt inseydi ben meşgul oldum biraz da vahiy. Dayatıcı olurdu. Reddetme hiç kimsenin hakkı olmazdı. Buradan iki tarafa da su akıyor. Böyle çırır çırır. Ama buraya olsa havuz gibi. Bu kaçamaz. Bu tahayyül tasavvurun nefis mi oluyor abi acaba ya? Bir acayip bir şey. Bu aslında var veya yok. Belki de yok. Sonra tam bu dünyada yaşıyorsun sen. Belki de yok ya öyle bir şey. Nefs emarenin olduğu yer işte. Nefs emare buradan besleniyor bu. Burası. Nefs emare işte. Hayvaniyeti bırakmış. Yani vehim burada değil miydi? Nefs emare işte ya. Evet. Ben baktım mı? Abi şey yok, o pençe falan demiyor. Aslan tamam. Yukarıda diyor, şey yapmıyor. Oh, yani, o yani seni tazip eden, seni tazip eden, sıkıştırıyor mu seni? Seni korkutan, seni korkutan aslan gibi. Tamam mı abiler? Şimdi geçiyoruz. Musahhar bir at oluyor. Musahhar bir at oluyor ilginç. Ha musahhar bir at oluyor. Alıyor senin üstad tahayyül çok gelişmiş diyor ya. Üstad tahayyülüm benim diyor çok gelişmiş. Öyle tahayyül et diyor. Bindi aslana gidiyor. Musbeti'ye yazalım. Atana hidayet bırakmıyor diyor zaten. Tahayyülüm diyor. Musahhar. Böyle mi yazalım? Takar mısın? Musahhar. Musahhar. Bir at. Olabiliyor. Burak yani. Ya da tam jimnastik sehpası da oluyor işte. Tam asıyorsun. Ha o da olur. O da jimnastik. Dar ağacı. Jimnastik sehpası. Evet. Bazen de limon gemisi olur ya. Sefini jim. Ata biliyordun. Ejderhanın içine giriyorsun. Dar ağacı. Sehpası. Ona diyor ki abi jimnastik sehpasının açılımına dar ağacı. Ata da Burak diyor zaten ayrı olarak ikisi. Jimnastik sehpasına dediğini dar ona dar ağacı diyor. Açılımın öbür tarafta. Öbür Musarata da Burak diyor zaten. At Burak'tır diyor. Ata Burak. Ne Burak. Bunu yazalım? Atı at, abi şey yaparsan diyor. Bur, bir at bu şuraya aslan. At şöyle yapayım. Aslan. Parantez aç. Burak. Ata biliyorsun.
Sen dur şunu yazayım. Olur. Bu ne? Jimnastik bir... Jimnastik sehpası. Ona da açılımında şey diyor. Dar ağacı. Dar ağacı. Ya seni şey yapıyor abi, asıyor, firaklara götürüyor ya da seni gayba götürüyor yani. Tamam. Ne istiyorsun? Dar ağacı. Onu istersen sefine inuk yaparsın. Tahayyül aslan, biliyorsun onu götürüyor. Tasavvur da ejderha ağzı içinde cennetine giriyorsun. İnkılap eder diyor ona. Ha, ona dönüşüyor. Cennet bahçesi. Bir de söyler misin? Tahayyül hakikaten hayale bindim diyor usta. Hayale bindim diyor işte. Hayale bindim diyor. Götürsün diyor, benim çok gelişti diyor. Hayalime bindim diyor. Aslı. Buna ne diyeceğiz o zaman? Tahayyül aslan oluyor. Aslan. Biniyor Musa Harbiyat. Tasavvur da ejderha ağzı içine cennetine giriyorsun. Oha. Biri zaman biri mekan gibi abi. Vay anam. Hayalime bindim diyor. Tasavvurda da ejderha ağzı açılıyor, cennete geçiyor. Vay. Tamam. Ya biri mekan, biri zaman abi. Tasavvurun da cennetine gidiyor. O zaman iyi ki üstte yazmıştık. Bunu ne yazacak? Şöyle yazalım. Tasavvurun da cennete gidiyor. Tasavvurun da cennetine gidiyor. Zaman götürüyor, bir de mekan. Dur bakalım, zaman hangisi? Tahayyül şey, zaman. Yazıyı kontrol edemiyorum biliyor musun böyle? Aslı elim. Çünkü böyle bir... Sen yani güzel olmadığına kusura bakmayın. Tahayyülüm... şey... Burak, aslan. Tahayyül binek. Hayal mi demiştin abi ona? Evet, aslan oluyor. Aslan oluyor. Musaharbiat oldu. Aslan. Ejderha da tasavvur. Sonra evet. Musaharat. Evet. Tasavvurda ejderha. Bir dakika, o zaman bak. Musaharbiat şurayı yani siliyorum. Tamam, herkes şey arıyor ya. Gelecek şurayı makinesi. Siliyorum. Işınlama kendisi. Ha işte tahayyül. Ha. Onu yazdık ya. Buraya da ne dedin abi? Tasavvurumuzu da onu da yapalım. Musahar at binektir. Aslan ne demiştik? Ejderha. Tasavvur ejderha. Tasavvur aslan ha ejderha. O kapıya inkılap eder diyor ya abi. Ejderha. Bu ne? Kapıya. Evet. Ne kapısı? Yok, cennet açılan kapı. Tabii yani cennetin oluşturuyor işte sen. Ha, cennetine girişi tasavvur. Cennetine işte. Kapı. Giriş kapısı. Yani biri mekan, biri zaman abi. Giriş. Kapısı. O zaman şunu siliyorum. Şurada ejderha nerede? Orası. Şurayı siliyoruz. Evet, tamam. Bunu yapmış, açtık çok güzel. Hasan Ağacım, tahayyüle aslan, musaharat dersek o bir binektir. Bineğe de merkep dersek, merkep de Deccal'in merkebidir. Yani Deccal tahayyülü daha çok kullanıyor mu acaba? Kullanıyorlar mesela. Aynen. Aha. Şimdi mesela şimdi filmlerde devamlı hayal dünyasına insanları... Mesela filmi çok seyredenin hayal dünyası çok çalıştığı için sokakta da yürürken kendisi yürümüyor. Hep hayalde. Yani düşün, kendisine gelemiyor ki bir düşünsün. Tamam. Bu tahayyül tasavvur yine söyledim de abi, zamanımızı ve mekanımızı oluşturuyor. Nereyi tahayyül ediyorsan o zamana gidiyorsun. Hangi mekanda şey yapıyorsan o tasavvur ediyorsun. Zaman mekan mı diye? Tabii abi. Tahayyül zaten aslan. Aslan yani hayalime bindim. Evet. Aslana o... bindim. Buraya ben... bindim. Ne zaman? Nereye gideceksin? Zamandır. Tamam. Geçmiş ve geleceğe götürüyor seni. Tahayyül zaman. Tasavvur mekan. Mekanı oluşturuyor. İnkılap. Olur. Olabilir. Tabii ya. Tahayyülüme, hayalime bindim var ya. Tahayyül zaman. Zamana. Tasavvur. Hayaline aldım. Mekana. Siz demiyor musunuz? Neyi düşünüyorsam oradasın, onu yaşıyorsun. Belki buralardan çıkartıyoruz da. Ramazan'da ders olmaz diyorsunuz. Ne güzel oluyor. Çok güzel oluyor.
Size bir şey olduğu yok. Bana oldu. Evet. Ama Allah'ın inayeti, sizin duanız şu anda rahat. Şimdi burası bitti. Burası serbest bölge. Bunlar olur kardeşim size. Lazcası, Türkçesi, Kürtçesi, Farsçası bu. Yani buraya artık ne oluyor? İnsansın. Ben de bunlar olması lazım. Tamam. Şimdi gelelim. 142 sözler. Kabre giriş, 3 yol. Hatırlarsanız birincisi iman etti. İman ettiği gibi yaşayan. Bu birinci yol. Şurası. 2. Ortaya koymuş 2'yi. 1 ile 3'ün ortası. 2. Her iki tarafa da kapısı açık. İtikat etti ama itikat gibi yaşamamış. Yani o itikat, küfre de itikat var. Yani küfre iman yok. İman Allah'ın nurudur. İrade-i cüzeni sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Küfür olmaz. Ha, itikat küfür var. Küfrü bir itikad ediyor. İnadi bir itikad ediyor. Geçiyor. Diyor ki ikinci yol, ikinci yol burası. Her tarafa kapısı açık. Üçüncü yol, iman etmemiş, küfür etmiş ve onun gibi yaşıyor. Şurası. Burada bitiyor. Bu kol devam ediyor, vicdana iniyor. Bu burada bitiyor. Gelen hakikatler mahsa hikmet gelse, abesiyet inkılap ettiği yer burası. 142 idi böyle. Üç yol, bu. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti, bu. Başta. At cennet cehennemi nazarında demişiz orada. Yani cennetine giriş kapısı işte. Tamam mı abiler? Birinci lemayı şimdi bir daha oku, değil mi? Birinci lemayı evet. İkinci lemayı bir daha oku. İki. Hepsini abi. 23. söz. Mesela Vesvese Lisanesi'ni bir daha oku şimdi. Hele beşinci şey. Vesvese kesin okumak lazım ya, tamam. Vallahi ha, ya 89 muhakimat. Ne diyor biliyor musun muhakimat? Mahkemat 89, beraber yaptık ya, şey 98 var. 97-98. Diyor ki... Bizim 98. He bizim 98. Kaç hafta okuduk ya, bizim oldu ya. Diyor ki, zaten bir kelimesi, ona tahayyül ve tasarruf tabanını deler diyor. Hasan abi orada şey değil mi ya, onu... Karıştırmayayım. Biraz kelamın şeyi gibi, orada... Hani hissiyat kaynıyordu, onun şeyi bu sefer... Kalpten yukarıya çıktı diyordu. Kelamın şeyini anlatıyordu. Yani nasıl kelamda da var ya burada. Hani kelamda var, hissiyatlar var ya. Yani burayı zorluyor demek için söyleyecek. Yani o hissiyat kaynayan şey vuruyordu, tabanı deliyordu, hayal bir şeyler giydiriyor. İşte üstte şu ama buraya vuruyor. Oluyor. Buraya değil de buraya vuruyor. Hiç isterse karıştırmıyor. Yani biraz sanki o böyle kelamın benim çok hoşuma gitti de onun için dedim. Ama tam konduramadık şimdi neyin tabanı. Ben şöyle bak, bunu silim de izah edeyim ben. Tamam, baktım. Ayrı bir yerde. Tamam yapmayayım bak şimdi şöyle. Diyor ki, bak, ilk önce tahayyül. Kalbe doğru iniyor mu? He, bak şimdi, insanın kelamı karşıdan geldiği zaman buraya vuruyor. Yani hazinetül hayata o kelama uygun resim var. Ve kendisi imal ediyor. Hatırlarsın. Burayı tabanı, yani hariçten geldiği için. Hariçten gelince insana vuruyor. İnsana vurduğu zaman tahayyülüne, hayalini, tabanını vuruyor. Ama o üst kattaki oluyor. Çünkü evet. Üst kattaki hayalin tabanını. Evet, evet. Üst kat. Sonra üst kat ya. Kelam-ı muhatta buluyorsun, tahakkül, vahiy muhatta sonra muhatta yani sileriz yani konuşalım diye sonra. Yani üst taban tabii. Üst yan. Üst kattaki üst hayalin kattaki. Tabanını deriz. İlk yani mesela vahiy dini. Biz mesela şuraya muhatap oluyor ya Kur'an. Sonra kalp de aşağıda, ruh da böyle aşağı doğru iniyor. Yani aşağıdan yukarı yapmıyoruz böyle. Tarih tasarı değil. Aslında dışarısı ilk muhatap oldu bu. Sonra bu dele, bunun tabanını, taban. Tavan değil, tavan, van değil, Bursa, ta, ban.
Burayı deler diyor. Delebiliyorsa. Delmişse girmiştir. Bu sefer tasavvurunu çarpıyor. Şimdi ama mesela geliyor, sonra üst kattaki hayalin tabanını delmesi, mesela üst kat hayaller kabul edilir. Buradan oraya gidiş. Yani var. Tasavvurun tavanıdır ama tahayyülün tabanıdır. Makas. Tamam karıştırdım. Tahayyülün tavanı. Yani bunun tavanı şurası. Yok yok Hasan abi, direkt kalpten kaynayan manalar buharlaşıp tahayyülü dedip aşağıdan yukarıya yönünü anlatıyor. Öyle mi? Buharlaşıp yukarı çıkıyor. Tamam bak düşünün şimdi abi, burayı düşünelim. Üst kat hayal ya. Buradan şey yapıyor, üst kattaki hayal, hayal katı ya üst katın, onun tavanını deliyor, burayı deliyor. Üst kat hayal, buradan aşağıdan tavanı deliyoruz. Tavanı deliyoruz işte. Yani bizimle o kat arasını deliyoruz yani. Orada da zaten nasılydı? Hani aşağıdan hissiyat... Peki var. Nereden geliyor? Kalpten yani bu geliyor. Vicdandan dimağa yönü anlatıyor. Ters yönü. Vicdandan dimağa yönü gibi. Tamam, harç değil ya. İçeriden, içeriden dışarıya. Amalin tahayyüle tamam, geçiş, evet, dimağa evet. Geçiş kısmı gibiydi. Tamam, hiç karıştırmıyoruz. Yani onu epey zaten o zaman şey yaptık. Çok uğraştık. Müzakere ettik orada. Çok. Bir şey vardı. Şimdi burası böyle. Geçiyoruz bugünkü dersimize. Bugün bir tane yapacağız yani. Ara verip böyle ikinci ders devam edeceğiz. Ramazan olduğu için bir saat sonra gidilebilir. 226. sayfa. Tamam. İşaret edeceğiz 26. Cevap. İtikat ve amelde, usul ve ahkam-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimi diller, sabit diller, müftehittirler. İhtilaf ve tefavütleri ancak furuattadır. İzahımız. Peygamberler aynı olmaları usul itibariyledir ki, itikatta usulün ifadesidir. Yani kökler, asıllar ve temel ölçülerin ve kaidelerin yumağıdır itikat. Bir daha, peygamberler aynı olmaları, peygamberler aynı. Usul itibariyledir ki, yani bedensel veya düşünce şeyi itibariyle değil. Usul itibariyledir ki, itikatta usulün ifadesidir. Yani kökler, asıllar, temel ölçülerin ve kaidelerin yumağıdır itikat. İtikadı ne oluşturuyor deyince, bir, kökler, asıllar, temel ölçülerin ve kaidelerin toplandığı yer, yani senin itikadını oluşturuyor. Yani gelenek, örf, anane, kültür, hani gibi de saymıştık ya, itikadı oluşturan. İtikadı oluşturan nedir? Kökler, yani sağlam itikad, batıl değil. Kökler, asıllar, usul, temel, yani orada nereden çıkartıyorum? İtikat ve amelde, usul ve ahkam-ı esasiyede peygamberler hepsi daimidirler. Niçin? İtikatta aynıdırlar. İtikatta niçin aynıdırlar? Çünkü itikat söylüyor zaten. İtikat ve amelde. Hani siz size farz olduğu gibi geçmiş ümmetlere de farz olmuştur diyor namaz. Amel de aynı. Amel de öyle. İtikat ve amel. İtikat ve amel deyince dima ve vicdan gibi anladım ben. Yani gibi. Çünkü amel vicdanı olduğu için. Yani bakın, size farz olduğu gibi geçmiş ümmetlere de farzdı diyor. Onlara da farz ama şekli değişikti. Sureti değişikti. Kıyamdaydı mesela. Kimisi bazı ümmetlerin namazı kıyamda, bazısı rüküde, bazısı secdede. Bazısı mesela 10 günde oruçtu. Şimdi ama itikat ve amelde peygamberler usul ve ahkam-ı esasiyede, bak üçü, yazayım bunu hepsini.
Şimdi yazmamız lazım ki daha iyi. Ne kadar anlatırsam anlatayım. Bu gözükmesi lazım. İtikat ve amelde. Usul ve ahkam esası. Peygamberlerin hepsi daimidirler. Sabittirler. Bak hiç dokunmuyorsun külliyata değil mi? Ama bir şekil yapıyorsun. Bak ne çıkıyor. Müteiddirler. Peygamberler itikat ve amelde, usul ve ahkam esasiyede, peygamberin hepsi, daimi dille sabit. Nerede, geri dön, nerede daimi sabit müteittirler? İtikat ve amelde. Sonra usul ve ahkam esasiyede. Tamam mı? Peki ihtilaf nerede? Bak ihtilaf söyleyecek. Müteitt. Neydi? İttihad etmiş. İttihad etmiş. Üzerine birleşmişler. Şimdi daimidirler diyor ya. Daimi sanki zamanı şey yapıyor. Bak sabit de mekan. Bak o öyle bir şey oluyor değil mi? Tabii. Daim zamana bakar. Sabit de mekana bakıyor. Mekana bakıyor. Suretleri fark. Evet. Tam burada nasıl çıkarttınız abi şimdi o şeyi? Bak. Öyle bir şekil Risale'de birbirine geçiştir. Neredene sorarsan ya sağına götürüyor seni ya sonuna başına götürüyor. Peygamberler daimidirler, sabittirler, müteittirler. Hangi konuda? İtikad, amel, usul, ahkam. İtikad, amel, usul, ahkam esasiyede. Tamam. Ha, itikatta da beraberdirler. Tamam. İtikad. Peki itikadını oluşturan nedir daimi? O zaman usul ve ahkam esasiye. Ama onu şöyle de yazamaz mıydık? İtikad 1, amel 2, usul 3, ahkam esasiye 4 olurdu. 4 var. Tamam, ama şimdi itikad, herkesin itikadı da bu itikadı bunlar oluşturuyor. Yani mesela vahiy gelmese sıra değil bu. Hangisi canım? Mesela ameli ve itikadını dışa vuruştur. Amel dışa vuruş ya. Evet. İtikat da dışa vuruş. Mesela vahiysiz itikat olur mu? Yani ne yapar? Usul ve ahkam esasiye. Yani esas şunu soruyorum. O 2-2 eşlemeyi size götüren şey ne? 4 maddeyi 2-2 yapmak. Şöyle mi yapsak? Yani diyorsun. İtikat 1, ha, iki, bu, usul 3. Bu insanla alakalıdır. Bu insan dışındadır. Ha, oradan ayrılırız. Evet bir kere. Birincisi o. Yani insan menşeli değil bu. Bu bunu oluşturuyor. Ha. Yani bu bir bu itikattır, bu ameldir. Niçin böyle itikat ettin sorusunu soralım. Niçin böyle amel yaptın? Usul ve ahkam böyle olduğu için.
Yani mesela itikadımız usul, amelimizi ahkam oluşturuyor. Yani defi mefasit, terk-i kebair gibi. Mesela niye sen bu itikada sahipsin? Usul böyle. Niye amelin böyle? Ahkamı böyle. Hükümler böyle. Usul. Mesela bazı diyor ki, bana komünistler hapiste beraber yatmıştık. 60 küsur yaşında. Tam bir zındık. Ya diyor, diğer peygamberlerden aldığı en büyük delil diyor, onlarla diyor, ortak olan çok canı var. E tabii ki öyle olacak dedim. Ne olacak? E Allah var dedi. E, Kur'an diyor. Öteki peygamberler Allah yok mu diyecekti. Ahiret var dedi. Tabii ki bu da öyle diyecek. Yani aynı şeyleri söylemeleri diyor, aynı yerden geldiğine delil olurken, sen diyorsun ki farklı kişilerin anlayışından dolayısıyla çalmıştır. Çaldı diyeceğine, ondan çaldı diyeceğine ta yukarıdaki tekliğini söyle. Mesela güneş gibi. Ona da vuruyor, buna da vuruyor. Birbirine çaldı. İşte zındıklık buradan geliyor. Birbirine çaldığı yolu da açık. Yok, ikimize aynı zat veriyor. Mesela Allah var dedi, bu dedi benden önce. Ben ondan aldım. Yok, ona söyleyen bana da söyledi. Anladın mı? Güzel. Yani küfür burada, iman burada şey yapıyor, niyetler, niyetini... Nazar bozuk yani. Nazar bozuk mesela. Mesela buna niye geçmiyorsun dedim. Mesela o Allah var dedi, Davut Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam sonra geldi. Allah var dedi. O ondan aldı diyor. Dolayısıyla Kur'an'ı oluşturdu. Oruç var dedi onlarda. Namaz da var dedi adam, biliyor. Ondan aldı diyeceğini, aynı zat ikisine söyledi, niye demiyorsun? Ama ben onu görüyorum dedi. Hayır, onu görmüyorsun. Onu da gördüğün yok. Onu da sen naklediyor. Tarih gözüyle görüyorsun. Tarih gözüyle Davut Aleyhisselam'ı görüyorsun. Tamam mı? Düşünce gözüyle de Allah'a görüyorsun. Onu da görmüyorsun. Aynı mekanda değiller ki. Ha, burada küfür yolu da açık. Ondan aldı. Ondan aldı diye. Bak, buna diyeceğini bundan de. Allah bu yolu da açık bırakmış. Şimdi mesela itikadı nereye göre? Usule göre. Yani itikat, doğru itikat nedir? Usule uyarsan itikadı ne olur? Mesela amel. Niye böyle yapmıyorsun? Buna, niye namaz demiyorsun bunu? Ahkam esası böyle değil. Bunlar daimi derler sana din. Peki nerede de ihtilaf ve tefavütleri? Ancak furuattadır. Teferattadır. Yani mesela şöyle mi bağladı? Şöyle. No, ayakta değil de bazı kavimler böyle. Furuat ya. Yani ama esas usul aynı. Mezhep furuat mı oluyor o zaman? Mezhep furuattadır zaten. Esas hatta mezhep olmaz ki. Peygamberler vicdanı değil mi? Mesela diyelim ki namaz farzdır. Maliki de yoktur. Olur mu? Olmaz. Mesela diyor ki Peygamber Aleyhisselam bazen takunya diyoruz. Takunya. Yani deri parçasıyla çoraplı kılmış, bazı kılmamış. Bazen kılmış, bazen kılmamış. Çorap dedim ki bizim gibi çorap yok yani. Takunya denilen böyle deriyle giyermiş. Bazen de giymezmiş. İmam-ı Şafii bulunduğu mekan itibariyle İran, Doğu, çiftçilik, hayvancılık daha olduğu yerde bakmış ki burada yani pislik, pis madde 29 sözde geçiyor. Mevadi şerire erva habisi çeker. Yani buraya pislik koy, sinek gelir. Çiçek koy, buraya arı gelir. Ha, orada pislikler içinde olunca dedi ki siz dedi çorabınızı çıkarın. Yıkın. Allah Resulü yani iştihadi kendi kafasında uydurmadı. Allah Resulü'nün aynı fiili farklı yapılışında. Bak, Allah Resulü bir böyle de kıldı, bir böyle de kıldı. İmam geliyor, topluma bakıyor. Ben, toplum, Allah Resulü'nün sünneti. Topluma bakıyorum, Allah Resulü'nün aynı meselede bunu da yapmış, çoraplı da kılmış, çorapsız da kılmış. Bu topluma hangi model gider? E bu çiftçi. Ver ayağını yıka, çorap giyme. İmam-ı Azam dedi ki, bu şehir, ya aynı mescittesiniz. Çünkü ötekiler dağda kılacak, tarlada çıkacak. Gübre ve hayvanların içinde. Bu da diyor ki sen şehirdesin, la mescitte, ıslak ayağına gireceksin, ta ileriye kadar, arkadan adam bazı gelecek, secde edecek. Çorabını giy, kardeşim camiye girmeden.
Allah Resulü çorapla kıymıştı. Yani bu zatların furuattaki gene farklılıkları Allah Resulü'nün söylemlerindeki veya fiillerindeki farklıların tercihini yapıyor. Tamam. Nasip ve mensup. Mesela başka bir tane de örnek vereyim. Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah alnınızda kan aktı, dilerini sürdü. İmam Azam dedi ki şehirde olduğu için kaçınılmaz otobüste olmuş metro görmüş gibi. Ya kadın temas etmeden olmaz. Kan aktığı için dedi boz. İmam Şafii dedi ki hayır dedi. Kadın temas ettiği için. Allah Resulü ne böyle yapınca ya Resulallah kan çıktı deyince git abdest aldı. Niçin aldığını demedi. Kadın sürdüğüm için mi? Yoksa ne kan aktığı için mi? İmam Şafii dedi ki bu adam tarlada. Taşlarda, ağaçlarda bu kan akmaması mümkün değil. Şimdi o zaman su da yok. O zaman dedi ki kan değil, kadın. Niye? Dalda kimse yok. Yabancı bir kadın sana temas etti. Demek ki ta sonuna kadar geldi. Dalda kimse yok. Hayda. Gitti. O zaman aman ha abdestin bozuldu kadın yanaşmasın. Görüyor musun bunu? İmam Azam diyor ki şehirdesin kadın dolmuşla çakmaması mümkün değil. Tamam mı? Yani bu abdest mi alacaksın hayatım? Bu mümkün değil. Ama kan da toplumda şeydir. Mikrop taşır. Toplumda yürür. Git abdestini yıka ya şöyle yap ya kan aktı. Yani çok tuhaf ya. İyi ki varlar o zaman abi. İyi ki var tabii. Mesela Allah göstermesin ağzından boşanma çıktı. Ya İmam Azam'a göre artık şansın yok. Böyle dalin amin. Ama başka bir mezhepte Maliki'de veya Şafii'de Şafii senin nikahını kabul etmiyor. Senin nikahın şu andaki senin nikahın şekli İmam-ı Azam'ın kavline göre kıyıyoruz diyoruz ya biz hocalar. Senin nikahını İmam Şafii diyor ki bana göre kıyılmadı. Sen İmam-ı Şafii'ye göre nikahlı değilsin. Yani o da uygulanmış, o da uygulanmış. Peki İmam Azam'a göre düştü. Ama ne yapalım, bir kere gerizekalılık yaptım. Yani aptallık yaptım, ağzından çıktı. Aile dağılıyor, şu iki üç tane çocuk var. Ha var, o zaman Hanefi'nin yönteminden düştün, olmuyor. Şafii'ye göre yeniden nikah yapıyorsun. Ama guslunu ve abdestini, yalnız gusul ve abdestini ona uyuyorsun. Sporasını. Ya ne kadar nimettir diye bunu söyledim. Nimet. Sakın ama ha. Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Olmaz sana olmaz. Yok bana olmaz ama. Başka bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Allah aşkına. Evet. Benim bir arkadaşım yakın bir zamanda 4 tane çocuğu var, bir boşanma yaşadı. Bundan dolayı. Yok yani bir şekilde bir başka sıkıntılardan dolayı boşanma yaşadı. Bir araya getirtmek için biz bir taraftan uğraşıyoruz fakat. Hatta ben sizden dahi yardım almak istedim bir konuda. Sonra dedim ki ne diyeceğim ki ben Hasan abiye? Diyecek ki bunlar boşanmış, bitmiş artık. Ben gelip ne yaparım diyecek. Yani sanki siz farkında olmadan bana mesaj verdiniz Hasan abi ya. Yani gelebilirim demek istiyorsunuz. Kuşlara bakmıyor. Bakıyorum. Ama gelecekse öyle ufak tefek baklavalarla olmaz. Olmaz olmaz. Ne biliyor musun? Sokaktakini yemiyor. Doğru tamam. Şaka şaka. Kuşlara bakmıyorum sakın ha. Yok, beni bulaştırmayın. Yok yok abi yok. Yani furuatı o dedin de o nimet dedin ya sen mezhepler. Evet, onun için anlattım bunları. Ne kadar nimet biliyor musun? Bir bilsen. Mesela ben başıma da şey geldi mesela. İmam Şafii'de salat vitir kılmak sünnettir. İmam Azam'da vacip. Ben şimdi ona bir baktık. 126 gün kaza her şeyi kıldım. Artık yorulduk. Salat-ı vitir için şöyle dedim. Ya Rabbi, salat-ı vitir İmam-ı Şafii'ye uydum, taklit ettim, ona göre dedim. Tamam dedim. Bitti saydım. Gece bastılar mı beni? Gel buraya. Sabah. Anlatayım mı? Sabaha kadar patladı burnum. Geçen de bir patladı gündüz. Burnum patladı. Sıkıntı patladı. Burnum kan aktı. Şimdi biz çok sıkıldım. Patladı ya. Yani. Bayağı patladı. Ondan sonra gece patladı burnum. Gel bakalım kabir, teferruatı şey. Dedi ki itikadı soralım. Bu ömrü Allah'a anlatmayla geçti, itikadı geçelim. Amelden soralım. Tamam şu oruç yok. Geç. Amel, namaz. Sabah şu kadar borcu var, ödedi. Mesela yatsı, farzı var, ödedi. Salat-ı vitir. Ondan sonra falancanın annemin ismini falanca tabiri diğer Hasan Hoca.
126 gün salat-ı vitir borcum var. Niye borcum var dedi. Dedim ki İmam-ı Şafii'de, bir şey anlatmak için, İmam-ı Şafii'de salat-ı vitir kılmak sünnettir. Hanefi'de şey, yani taklit mi ettin dedi mezhebi. Taklidin. Peki sen hocasın dedi. Mezhepler ne zaman taklit edilir? İhtiyaç ve zarurette. İhtiyaç ve hangi ihtiyaç ve zaruretinden dolayı Hanefi'den Şafii'yi taklit ettin? Oysa sen bilmez misin hocasın? Takvada taklit edilir. Mesela şöyle. Diyelim kadın temas edince abdest bozuluyor Şafii'de. Bizde bozulmuyor. Git onu taklit et. Otobüsten indikten sonra indir abdest al. Yani takvada, zorda taklit et. Mesela bizde sırayla abdest almak sünnettir. Ama Şafii'de şarttır. Muvalat, peş peşe yapmak. Tamam, öyle ters yaptın. Mesela şöyle oldu. Ben abdest aldım, nasıl oldu biliyor musun? Abdest aldım şimdi. Oluştayım ya. Ayağımı yıkarken, affedersin, tükürdüm, baktım kan geldi. Şimdi yeniden mi alacağım? Yok, en son yapmıştım. Bir de bunları ne yapayım? Ağzıma da su verdim, yeniden şey yaptım. En başı, en son da şey yaptım. En son ağzımıza çatladım, tam çıktı. İmam Şafii diyor ki hayır değil. Sırayla yapacaksın. Sıra şart. Yani peki dedi sen dedi mezhebi taklit edebilmen için ihtiyaç ve zaruret. Hangi ihtiyaç ve zaruretten dolayı yaptın? Haydar orada burada felsefe yapamazsın ya. Hangi ihtiyaç ve zaruretten dolayı? Tembellikle başka ne var? Demiyor da. Defteri kapattı. Şimdi bedeli ödeyeceksin dedi. Ondan sonra başladım bağırmaya. Çünkü sardı ilan beni. İlk önce ilanına başladılar. Yani, onun için mezhepler o kadar nimet ki aklın ayarlı. Mesela bazı şeylerde şey yapıyorum. Mesela İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii taklidi adına şehirde yaşayanlar zekat veremez ya. Nasıl verecek? 7 tane sınıf ki 2 tanesi düşüyor. 5 sınıfa ayrı ayrı zekat vereceksin. Buğday vereceksin. Ayrı ayrı sınıfa. Ama Hanefi'de bir tane fakire verdim tamam. Mesela affedersiniz donunuza zerre kadar necis, necaset oldu veya necis necaset. Kılamazsın. Hanefi'yi taklit edeceksin. Nimet. Mesela bir öğretmen doğuya gitti bana. Doğuya gitti. Abi dedi, öğretmen ya. Abi dedi, fıkıh mesela ikide bir beni ne arıyorsun kardeşim ulaşamıyorum. Abi diyor ulaşamıyorum. Hemen yapmam lazım. Lan ben senin telefonda hazır mı bekleyeceğim lan senin? Orada yok mu hocam? Abi hep Şafii. Heh. Doğu'da öğretmensin, doktorsun, bilmem nesin. Orada ulema, en çok ulaştığın kim? Ulema. Memurluğun dönemine kadar orada Şafii taklit et. Şafii ulemaya sor. Ve Şafii yaşa orada. Çünkü ulema yok, Hanefi uleması yok. Şafii uleması var. Hemen orada ameli gelene kadar, vazifen bitene kadar orada Şafii bir şey yapacaksın. Abi bu bölümü var ya, şöyle kısa bir ders yapıp hemen kısa ders olarak vermeniz lazım. Mesela öğretmendir ya. Hanefi'ye ulaşamıyorsun. Bana da... Yani eski gibi dönüşürme, telefon yok. Adam ameli yapacak, şimdi mektup yazacak da, gidecek de. Her bölge öyle mi? Libya, şu anda da öyle. Çeçenistan'da adam telefon kaldı, alime sorabilir mi? Irak'ta, Suriye'de sorabilir mi? O bölgede hangi hoca var? O bölgede, o savaş bölgesinde. Şafii var, Hanefi var. Onun söylediğini yap orada. Ha geldin, elin şey, geldin İstanbul'a. Hanefi şeyini yap. Çünkü Ustad Vesvese Risalesi'nde diyor ki, yeter ki... amelin diyor bir mezhebe tevafuk etsin. Öyle mi demiyor? Yeter ki bir ulemaya, bir alime sana mizanda sordukları zaman sen bunu niye yaptın? Şunun için. Peki ne ihtiyacın vardı? İhtiyaç var. Ben doğuda öğretmendim. Dolayısıyla Hanefi uleması yoktu. Şafii uleması vardı. Bakın Hanefi, Şafiler burada Hanefi'yi taklit etmek zorunda. Donuşabiliyor. Öğretmen de doktor da oraya gidiyor ama Şafii'yi taklit edecek. Şafii alimlerini taklit edecek. Mesela imamım ben. İmamım tamam mı doğuda? Çorapla kılama. Onlara imamım. Onların namazı olmuyor. Allah. Öyle mi? Tabii ben çıkartmam lazım. Niçin filan yapıyorum? Ya şimdi ya çok acayip bir şey ya. O zaman ben kime imamım? Onların mezhebini nazara almam lazım. Onları da yerine getirmem lazım. Ben Hanefi'yim, doğuda hocayım. Tamam ben vaaz ediyorum. Millet orada cami avlusunda oturup namaz beklerlerken ben de o ne var benden su fıkıh soruyor. Kadın geldi bir sürü temas ettim ve bana Şafii gördü. Ve hocamız kadına tuş attı ya ne haber nasılsın falan. Ondan sonra geç de namaz kılamaz olmuyor. O zaman hoca Şafilerin
ameli furuatına dikkat etmesi lazım. Orada avluda kadın temas ettiğimi o görse, yani görmese bile ben şafilere imamsam onların amelini dikkat edebileceğim. O kadar nimet ki bu mezhep, yani benim için bir acayip bir şey ya. Kaç tane aile çok, kurtuldu. Çok acayip bir şey. İşte o zaman bu dini tamir davasında din tahripçilerini düşün. Nereden çıktı İmam Azam'a da be, adam ben de adam İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii'nin ayakları senin gözüne girmesin. Niçin? O ayaklarını ben öperim, senin gözüne girmez. Oraya kadar indirmem ayağını. Senin gözüne girsin de demem yani. İmam-ı Şafii dil uzatan. Ömründe karpuz yememiş. Resulullah nasıl karpuz yediğini bilmiyorum demiş. O da sünnet olsun diye bilmediğim için yememiş, biliyor musun? Biz hangi fiilimizi sünneti uydurmaya çalışıyoruz? Bir de kafa tutuyorsun ona ya. Burada koltuğuna oturmuş internetin karşısında. Şimdi İmam-ı Şafii diyor ki diyor. O düşmanın okuna bakın diyor. O sizi dostunuza götürür. Sırf buna uysak var ya, hayatta dostumuz düşmanımız ne kadar net olur. İmam-ı Şafii bak diyor ki, düşmanın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürür. Bana kanalda hücum ettiği zaman ok geliyor bana, sen de bana hücum ediyorsun, aynı şeysiniz. Ama ha ok buradan geldi, ha bundan geldi. Fasık, Hucurat Suresi 6. ayet. Fasık size bir haber getirdiği zaman araştırmanız, tahkik etmeniz gerekmiyor muydu diyor. Öyle midir, değil midir? Kesmiş mi, kesmemiş mi? Fontunu değiştirmiş mi? Eskiyi yeni görünüm vermiş mi? Sordun mu? He bak, sırf bunu uysaydık. Düşmanın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Sen de aynı yere hücum ediyorsun ama buradan. Fark etmez ki ok buradan geldi. Sen de buradan geldi. Sırf bunu. Niçin örnek gösteriyorum? Yaşanan bir hayattan gösteriyorum. İmam Şafii'nin şu sözü hayatın ta kendisi. Bir söz değil bu. Düşmanın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Sırf buna uysaydık acaba bu küfre rıza küfür olacak mıydık? Çoğu insan Hasan'a kızacağı dedim, kafire, Süfyan'a taraftan oldular. Tahkik ettin mi? İmamlar böyle. Kalkıyor bir televizyonda adam dile uzatıyor ya İmam Şafii'ye. Ayağının öpmeyi bile utanır mı? Öyle bir adam. Ben mübalağa etmiyorum, yüce etmiyorum ben. Mübalağa etmem ya. Çünkü adamlar orayı burayı beraber yaşıyorlar. Resulullah'ı gece ya kazada görmeseler o iştihat ettiklerini söylemiyorlarmış ümmete. Peygamberi onaylattırıyorlar. Ya bir ben ustadı gördüm, bir şey söyledi, böyle yaptı, serbest bölgede saatlerce beni heyecanla hala tutuyor ya. Resulullah görsek ne olacak? Resulullah bana dese böyle, lan bitti daha yani, ben artık burada yaşamam ki. Lan ustad bu serbest bölgeyi şöyle yaptı, burası serbesttir dedi, böyle çizgi defterde ya, şöyle yaptı. Bir çizgi çizmesi bizim için alemimizde belki de hayatımızda şey ya. Ve çorap elimde, biliyor musun, farkında mısın? Farkındayım abi. Elhamdülillah. Sahabi itikada dönelim. Ha! Hadi bakalım. İşte aha nerede? Buraya anlaşıldı değil mi abi? İtikadımızı usul, amelimizi esasatı, ahkam esası. Ha. Görüyor musun bak, hiç değiştirdin mi? Nereden çıkartıyorsun? Tibitik'ten. Bak, bunu burada, bunu da burada. Bak, ihtilaf itikatta, amelde tefavuk, çeşitlilik. Yani anladım, ihtilaf itikatta olur. İhtilaf orada. Amelde tefavuk olur, farklılık olur. Eylem. O da furuat. Külliyat bambaşkadır ya. Aynen öyle. He? Şimdi onu düz okursam, ne dedim size? O ne kadar anlatsam da olmaz, ille çizmem lazım. Öyle mi abiler? Bak, şuna soru sor, seni buna götürecek, buna soru sor, ya buna götürecek, bu nereden, buna bu sandet yapıyor. Bu itikat ve ameli soru sorunca hem buna götürüyor, hem buna götürüyor. Çok tuhaf ya. Yani peygamberler daimi diller, sabitte müttehittiler, nerede? Amelde itikat. Yani, ha furuatta değil.
Şey de yapıyorduk ya Hasan abi, deminden beri susamayacağım, patladım. Peygamberler vicdanla eşleştiriyorduk ya. Ha? Allah'ın izniyle, Allah alem, biz şeyleri vicdanla dima geçişini peygamberler üzerinden yapacağız biiznillah. Berzah olarak da o peygamberler tahakkül noktasındaki geçişler olacak. Ne bak, dediğini anladın mı Gafur? Evet, anlamayacağım. Çok tufan, harika. Çok bir daha anlatın bak. Tamam. Vicdan, irade var ya. Ha, tamam. Peygamberler de temsil olarak vicdan, tamam, peygamberleri temsil ediyor diyorduk. Peygamberlerin yönlendirmesiyle amellerimiz oluşuyor. Biz vicdanla diman geçişini nerede birleşiyor, nerede ortak hareket oluşuyor konusunu Allah-u Alem peygamberler üzerinden, yani vicdanla dima geçişini Allah-u Alem onun üzerinden ortaya çıkacak, yapacağız bunu. Vahiy nereye hitap ediyordu? Tahayyül ve tasavvumuza değil, tahakkulumuza. Tahakkul olduğu yerde peygamberlik orada, berzahta şu orada oluyor. Yani senin dediğini anladım ve... Vicdani geçişler de... Burada. Olacak oradan. Sonra vicdana buradan inecek. Vahiy buraya indi. Vahiy, ilim denilen tasdik. Ondan sonra burada zaten aşağı gidiyor. Evet. Yani peygamberler burada. Çünkü aklımızı veriler veriyor aklımıza. Elindeki vahiylerle. Peygamberlerin mucizeleriyle bizi tasavvur ve taakkul kuyusuna çıkarıyor. Peygamberlerin mucizeleri, bir daha söylüyorum. Peygamberlerin mucizeleri tahayyül ve tasavvur kuyusundan, aslanın veya ejderhanın ağzından vesaire kurtarıyor. Peygamberlerin vahiyleri ise bizi bir taraf olan akıl berzahından vicdani ve aslımıza taşıyor. Vahiylerle bir taraflıktan kurtarıyor. Mucize ve eylemleri, mucize ve doğru yaşamaları bizi tasavvur ve tahayyülümüzden çekip çıkarıyor. Yani mucize şekildir tahayyül, ameli. Ameli de onun doğru yaşaması. Peygamberlerin yaşantıları tahayyül ve tasavvurumuzu kıblesine koyuyor. Peygamberlerin elindeki vahiy de bizi tahakkulumuza kıblesine koyuyor. Oradan koyuyor. Bir taraflıktan tarafa götürüyor. Burayı da diyebiliriz. Peygamberlerin mucizeleri ve hayatları, yazayım. Bak. Şurası. Ben vicdanı geçiş noktası olarak peygamberler üzerinden. Peygamberlerin mucizeleri yürümüzü İslam'da yaşıyorsun yani. İhsan ediyorsun ya. Ahirete göre yaşıyorsun. Güzel. Fiili hayatları şimdi şeye kafam takıldı. Osman'ım. Buyur abi. Hasan abi diyor ya, seneler sonra belki bu üniversitelerde tez hazırlayacaklar, ders yapacaklar. Diyecekler ki, ulan bu köyde bunlar ne zevk kalmış acaba ya? Hani biz ayılıyoruz, bayılırız ya, keyiften zevkten. Allah Allah. Şurası da... Bunlar diyecek ki, bizim üniversite birinci yani sınıfta okuduğumuz ya, konular, bunlar da şey düşünün, adam Bardan'ın dağında bir köylü, ne bilir, ne anlamış şimdi bunlardan? Nasıl bir zevk almış o? Onlar da bizim için diyecek demek ki. Bir şey daha. Evet. Ben de iyi ateş veriyorum sana galiba. Böyle abi. Yeah.
takdiri hayat diyor. İsa Aleyhisselam. Hasan abi, bu şimdi Gafur abi dedi ya şimdi şey diye, yani bunları okuyacak. Hakikaten insanlık, ben de ona katı şey yapıyorum. Çünkü kayıtsız kalamayacak, mecbur. Anlatayım bir tanesini. Bunu, bir ben tefekkürü söyleyeyim de siz de onu söyleyin abi. Hani biraz birleştirmeye çalışıyorum. Niye kayıtsız kalamayacak? Niye kalamaz? Yani bu yapıyı anlamak zorunda. Anlayamazsa zaten şey yapıyoruz. İnkar edecek. Tabbetül Arz neydi abi? Hani siz diyordunuz ya bir şeyi muhtemelen. Sıkıntıydı değil mi? Yani stres, bu asrın şeyi. Tabbetül Arz. Tabbetül Arz'ın esas kaynağı tahayyül, tasavvur, oralar. Yani stres, orada yaşıyoruz. Ve tahakkül, vahiy dinlemeyen tahakkül. Yani bu yapı çalışmadığından orası olmuyor mu? Evet. Yani bu asrın, ahir zamanın bu belası da Üstad da bu Tabbetül Arz'ın çözümünü getirmiş. Dimağı anlatarak. Cistas. Yani onun için kayıtsız kalamayacak, onun için mecbur okunacak bu yani. Mecbur başka yani sadece bütün bu yapıyı akıl diye söyleyen felsefe veya fen bunu görünce ne yapar? Dört eliyle sarılır. Sarılacak. Mecbur yani. Çünkü mecbur, niye? Mecbur, çözüm mi olacak yani? Adam hiç dini anlatmasın. Adam bunu okuyor. Din mi yani şimdi? Yani din değil. Yani. Değil mi? Namaz mı? Adam, ne? İnsanı anlatıyorsun. Tahayyül, tasavvur. Herkes yapacak. Dinlemek zorunda bunu. Hiç kafana gelen şeyler takılma diyecek. Şöyle bak insanın hayali var diyecek. Düşünce yapacak. Yani bizim diyecek. Bildiğimiz din mi yani? Değil ki. Adam ne yapar? İtikad seviyesini anlatmaz, şeyini anlatmaz. Yani onu başka türlü diye söyler ama... buraya bu gelme canım. Ha, bu yapının serbest bölümü... Buraya anlat yeter ya. Ha, oraları anlat, orayı anlat. Çoğu işin çözecektir. Hiç bu aklınıza böyle bir şey gelir mi? Çaylı, Çaykent 9. kat. Ve çay fabrikasının ya kimya ile alakalı veya personel ile alakalı müdür. Bir isim söylemedi. Evine mevlüt yaptırıyor gece. Kur'an'lar okutturuyor. Herkes gittikten sonra 9. kattan attı, intihar etti. Yani intihar etmeden önce onları yaptırıyor, yapıyor. Mevlüt, Kur'an okutturuyor. Kendisine mi? He, kendisinin mevlüdünü okutturuyor. Allah. Onunla görüşmüştüm. Ama bu kadar bilmiyordum bunu. Yani kesinlikle tahayyül ve tasavvurundan hep kaldı. Kaldı. Niye bana geliyor? Niye kurtulamıyorum? Niye o düşünce geliyor? Niye o düşünce geliyor? Düşüncemden kurtulamıyor. Bak bu mecbur olacak. Bu din yani bizim bildiğimiz helaldir, mekruhtur, oruçtur, çölep değil mi ki? İlla tamam. Onu anlamak zorunda değil. Yani. Dünya geçmese bile bu yapı İşte bu. Ama bakın, bak bunu da ekledim abiler. Bunu da ekledik. Kardeşin Erdinç sebep oldu. Mesela taakul, vahiy buraya iniyor ya. Onun için peygamberlerin ellerindeki vahiylerde bir taraf olan, tarafsız olan, tarafsız bir taraf, tarafsız olan, olan sinir. Evet. Tarafsız olan, bir taraf olan aklımızı bir tarafa taraf ediyor. Vay. Peki bu burayı ne yapıyor? Peygamberlerin mucizeleri göze hitap ediyor. Tahayyülümüzü. Peygamberlerin fiili bizim düşünce çarpışıklarımızın hangisi doğru? Hangisini yapsa? Tasavvurumuzu, peygamberlerin mucizeleri tahayyülümüzü, peygamberlerin fiili hayatları tasavvurumuzu istikametine, kıblesine koyuyor. Güzel oldu. Allah razı olsun. Enteresan oldu. O zaman abi şimdi bu tahayyül, tasavvur, peygamberlerin mucizeleri var ya hani okuyoruz ya 20. şeyde sözde. Ya bu dersler ancak beraber çıkıyor ha. Bir tanesi çıkıp dese ki yani bu şeydi böyle tam bir firavun. Tabii bu dersler ben bunları bilmiyordum. Bunları bilmiyordum. Abi biz de tek kalınca bilmiyoruz da cemaat olunca şey, geliyor bir şeyler. Hani şey Beşiktaş taraftarı diyordu ya Pascal bizi dışarı Hasan abi bizi Rize'ye götür. Ne demiştin? Pascal. Tamam.
Hasan abi peygamberlerin mucizeleri var ya, hani hava, su, ateşle ayırmıştık peygamberleri. O mucizeler o zaman tayyip tasavvurunu adamın hava karakterli mi, su karakterli mi, ona göre de çıkış yolu o zaman o mucizeler. Peygamberlerin kısalarındaki. Tayyip tasavvurdan nasıl çıkar? Herkes aynı şekilde çıkamaz. Çıkamaz. O zaman işte o peygamberlerin... Kimisi bazı Tağında gördüğü mucizeyi, bazı ağaçta gördüğü mucize. O zaman onu da uygulayacaklar muhtemelen. Hangi peygamber sana şeyse, uygunsuz hava mısın, toprak mısın, onun mucizesiyle tayyip tasavvurunu düzelteceksin. Evet. O zaman. Sana şu kadar Yunus dozu vereyim. Hekim-i Lokman'ın şeyi, ilacı bunlar. Mesela dört tabiat ya, toprak unsuru. Onun adamın sıkıntısı var, toprak. Ateş, su, buhar. Yani en tehlikelisi bu şey, havadır. Hava mıdır abi? Havadır en tehlikelisi. Hava cini derler ya, su cini, toprak ve ateş cini, yani nefis ya bu. Yani bizde, bizimle beraber bir şeytan doğar ya, evet. Herkesin bir şeytanı var. O işte cin, cinsel, cinnet, tamam mı? Allah Resulü benim şeytanım iman etti derken, o genel şeytanı değil, benim şeytanım. Şimdi hava ise dimağını. Mesela peygamberlerin mesela hava, kimdi havaya hükmeden? İsa Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. İki taneydi değil mi? Ateşe hükmeden kimdi? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Mesela adam ateşten şey, sonu, ateş basıyor. Ateş basıyor. Yanıyorum abi, yatamıyorum, ateş basıyor. İbrahim'i bir meşrep senin çözümü. Şefkat. Şefkat. Peki abi bir şey soracağım. Ben çok özür dilerim. Tevhid bir de. Ne kafama takıldı abi? Geçen peygamberimiz toprak. Evet okudum da. Su. İki peygamber. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğünü ben şey yapamaz mıyım abi? Ben takamaz mıyım o yüzüğü? Takarsın. Herhalde. Değil mi abi? Tabii ki. Takmamış olmam mümkün değil abi. O ya. Nasıl olacak? Takmadan zaten hava, atmosfer, gafur abi olduğun için takmadan... Mehmet'im nasılsın abi? Oruç musun abi? Elhamdülillah. Canım benim, her yerim benim. Şimdi peygamberlerin bak. Ateş, İbrahim Aleyhisselam. Şefkat sende eksik, ateş basıyor. Tamam mı? Bir de muhabbet. İbrahim Aleyhisselam Habib değildi. Halil. Yani muhabbet. Yani muhabbet kusur görmez kardeş. Tamam mı? Şefkatli o, muhabbetli o. İbrahim'i meşrep, ateşlerden kurtuluruz. Su, Nuh ve Musa Aleyhisselam. Peki Musa, Musa'yı kurtaran su, Firavun'dan. Firavun neydi? Enaniyet miydi, kibir miydi? Rububiyet. Yani Nemrut İbrahim'in karşısında Firavun bir tanesi gurur, kibir, bir tanesi inat. İnada Nemrut diyor ustad. Nemrudane inadı diyor. Gurur, kibir, Firavun. O da su. Yani mesela su unsurunun yaptığı suyla alakalı cinsellik var ya, suyla, kan vesaire ve suyla alakalı hastalıklar. Cinselliğine düşkün değil. Hem aşırı veya tefriti. Kanla alakalı hastalıklar bu meşreple çözülür. Yani diğer organların toprak şeyle, Muhammed'i meşrep. Çok acayip. Mesela hava, Süleyman ve İsa Aleyhisselam. Televizyon, radyo, medyayı tamamen kapatacaksın. Kapatacaksın. Yani düşünce, hayal ve düşünce sorunu varsa televizyon, internet tamamen terk edeceksin. Başka hiçbir şansın yok. Şansın yok. Yoksa kendi mevludunu, kendi Kur'an'ını okuyup herkesi gittikten sonra şey yaparsın. Ama şekli bilmiyordum. Keşke ona çizebilseydim. Anlattım ama gücüm yetmedi. Yani lafla olmazdı. Çizebilseydim. Şimdi olsaydı, getir kağıdı, seni çağırayım bir kağıt kadar diyecektim. A4 getir, ha bunu bir çizeyim. Deyince atırım, içim kan alıyor ama... Hiç. Kadir. Bu çizdiğin aynı manayı söylemişsinizdir abi de. Dedim. Anlayamamış. Anlayamış. Sen bir daha söyler misin Osman anlattığını? Neydi abi bir... Demek ki neydi o? Ha. Şeyde bu... yani bunu üniversitelerden her şeyde bulunacak mevzusunda... Niye okunacak diye sordum. Niye okunması lazım? Çünkü insanlık mecbur. Niye mecbur? Bu ahir zamanın dabbetül arzının
şeyi esas cevelen ettiği yer bu tahayyül tasavvur. Orayı sıkıntı, stresin kaynağı, çözemediği yapı bura. Burayı da çözecek işte ahir zamandaki zatın getirdiği çözüm. Çözüm. Niye Aslan İmamı demiş? Aslan İmamı şu, asla çözüm getirmiş. Onun için kayıtsız kalamayacaksın. Kayıtsız kalamazsın. Kayıtsız kalanın hiçbir şeyle kayıtlı kalmıyor, doğru iniyorsun aşağıya. Mesela şu, ben sizi varken, sizi hiç kale almayıp gelecek insanlara hitap etmek ne kadar mantıksız. Aslan İmam önündeki cemaate hitap ediyor. Onun için geçmiş asırdaki insanların dersi, geçmiş asırdaki oturan, safta oturanlara aittir. Ben o değil, beni karıştırma. Yani kelam, mataba göre konuşur, belagat da odur. Muhtezai hale mutabık söylüyor. O zatlar hiç önündekini kale almayıp gelecek insanlara hitap etselerdi, bu sefer o kelam vahiy olurdu, o kişi peygamber olurdu, belagat ehli de olmazdı. Onlar asıl imamlarıdırlar, Kur'an'dan teraşu eden de manaları karşısında oturan, safta oturanlaradır. Ben değilim o. İmam-ı Rabbani Hazretleri derse o zamana aittir. Geneli usulü bakımından olan değil. Namaz kılın dedi, o genel. Yani terbiye dersleri, usul dersleri, yani furat dersleri muhataba göredir. Mevlan Halid-i Bağdır. Eğer bir zatın sözü her asırda genel olsaydı zaten peygamber var. İmama gerek yoktu ki. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam sözü her asla hitap etmiyor mu ki asıl imamları geldi? Ha, esasatta, usulda, ahkam esasiyede aynı furatlar değişeceği için Libya'daki insanlar, Irak'taki insan, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'daki, Suriye'de, Filistin'de, Türkiye'deki, Rusya'nın soğuk bölgelerindeki insanların bu cevabı dünyanın her tarafındaki Müslümanlara konu, onlara uygun konuşma imamlara aittir. Ama genel şey prensip bakımından peygamber. Ama onlara uygun. Az Kur'an'dan almalıyız. İlhamı asrın idrakine sunmalıyız Kur'an. Tamam mı? Ezan'a ne kadar var? Bir tane daha okuyalım mı ya? Bir tane de okuyalım. Ondan sonra kesin. Bir tane de yetmez ya. Yetmez. Bir tane. Şu sayfayı bari bitirmiş olur. Şu yarım sayfa gitti bak. Tamam, şu da bitince bir sayfa, yaprak da değil sayfaya. Tamam, bir tane daha okuyalım abi. Ali nasılsın? Her şeyinden oruçlu olduğun belli. Peki, işareteceğiz 66. Siz dinleyerek yoruldunuz. Konuşan neredesin? Konuşan yorulmuyor, zevk alıyor. Siz yorulursanız ben zevk alıyorum. Merak etmeyin, beni acımayın. Çünkü ben zevk alıyorum. O zevk olmasa bunu padişahların diyor şeyleri, matiyeleri, atiyeleri, matiyeleridir diyor. Şef vermese okuldan şey yapılıyor, o da koku şey yapıyor. Bilin kıymetiniz. Abi oradan mı geliyor? Ben çok... Şundan geliyor herhalde ya. Ha? Ondan da geliyor. Şunlar hepsi bilerek yapılmış. Onun için bilim size yani iyilik unutmayın ha. Nasıl çalışıyor? Artık çalışıyor işte. Ondan sonra... Peki. Size bir tavsiyem iftarda. Bir çorba için. Ondan sonra kalkın namazınızı kılın. Yemek yemeyin. Namazdan sonra yiyin. Mutlaka yapın ama. Hem savuru da etkileyecektir. Metabolizmanız mükemmel olacak. Okuduğum için söyledim. Okudum Osmanlıca bir şeyde. Ha öyle mi diyor? Evet, çorba yani tatlı ile açın diyor Allah Resulü. Tamam mı? Hurma ile açın. Ondan sonra bulamasanız suyla demiş. Bir çorba için tamam hafif böyle, ekmeksiz böyle. Namazınızı kılın. Sistem bir yandı böyle, ne oluyor falan oluyor ya 12 saat. Bir çorba için yapıyor böyle, sakinleşiyor. Ha, tamam, hazırım diyor yemeğinize. Plap 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 olmuyor. Ağırlık olur sonra. Peki, işaret edeceğiz 66. Teneffüs olsun diye şey yaptım. Küfür iki kısımdır. Allah Allah. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi, bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir bunlar. Hangisi? İkincisi, bildiği halde inkar eder, birkaç şubesi varmış. Anlıyor musunuz abi? Evet. İkincisinin birincisi,
bilir. Hani var ya, bildiği halde inkar ederi. A şıkkı. Bilir lakin kabul etmez. B şıkkı. Yakini yani ilmi var. Lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü C şıkkı. Tasdiki var. Lakin vicdani zanı yoktur. Şu aşağı için gösteriyor. Üçüncü yolu sağlam. Evet. Üçüncü evet. Üçüncü yolu anlatıyor. Bir daha. Bak gördün mü? Doktor nasıl oturttu yerine? Bir daha okuyayım. Daha göstereyim ben. Şöyle yapayım da. Şimdi çevirebilir miyiz artık bunu? Ama bu sefer çevirirsek şey olmaz. Olur olur. İnşallah. Çeviremeyiz diye yani şey ettim ama. Allah'a masalsın, şükürler olsun ki Allah'a, Rabbimize hepimiz iki saatimizi Allah'a satıyoruz. Ömrümüz. Şu anda Allah'a satıyoruz. Hem de ne satış? Hem de yani altıncı soru. İnne Allah iştera minel mu'minin enfusen ve emvalehum. Allah cennet mukabilinde mallarını, nefislerini satın alır. Peşinat da veriyoruz. Şu anda mesela cennet havası var. Satıyoruz ama peşinatı da hemen alıyoruz. Hemen hemen. Elhamdülillah ya. Şu anda cennet gibi yok mu ya? Elhamdülillah. Şuraya bak. Oruçluyken de bir başı güzel olmuş. Aynen. Hiç ağırlıkta şey yapmadı. Hiç aklımızda şey de yok. Ben saatte bak kaç saat. Bir iki saat olmuştur ayet. Olmuştur. Rahat. İlle esbep olarak değil ya. Allah ya. Tövbe, kaliteli zatın kaliteli emri ve kaliteli yasakları olur. Kaliteli zatın kaliteli düşmanı ve dostu olur. Kaliteli emri olur. Oruç onun emri. Oruç o kadar değerli. Mükafat dolayı. Tabii. Mükafat kendisi zaten. Kendisi. Amelin kendisi. Usta diyor ki, ücretimiz amelin kendisidir. Aynen. Şu anda oh, ben rahat. Hele iftara yakın var ya, şu fırın var bitişimizde, o kuyruğu görüyorum, çıkıyor mahsus, bir yere gidiyormuş gibi kaşığa geçiyorum, kuyruğu seyrediyorum. İnsanların koşuşturmasını seyrediyorum. Şu sokakta belediye iftar verdi. Dakikalarca, belki yarım saat onları seyrettim tepede. Öyle zevk aldım ki. Allah'a, Allah canibinden bir de bakmaya çalıştım. Yukarıda bakıyorum ya, evet. Allah da seyrediyor. Hava değişiyor ya, vallahi ya abi ya. Vallahi hava değişiyor. İftar saati o hava değişiyor abi ya. O kuyrukta hepsi masum böyle sararmış. O kadar insan mütevekçi oluyor. Tarz zirvede ubudiyet kerane. Tarz-ı ubudiyet kerane. Tarz. Yani geniş, azametli, heybetli bir, yani Cenab-ı Hakk'ın şeyine... Orucun en büyük özelliği o ha. O ubudiyet gösteriyorsun. Yani evet. Fiili bir... O rahmaniyete karşı diyor, bir tarz ubudiyet kerane takınıyor. Bütün hepsi beraber. Hepsi beraber. Azametli bir şekilde ubudiyet var. Şu sokak komple, caddede sofra kısırıldı, belediye. Yüzlerce, binlerce. Bir de çıktım tersi şeye, iftara gidiyorum bir eve. Ondan sonra baktım, bazı çocuklar almış böyle kumayayı eve götürüyor. Baktım. Ey Rabb, üzülme. Zengin, o çok şımarmış nefsinden, Ali Baklava'dan aldığı lezzeti, bu çocuk ya annesi kime götürüyorsa, bunun kadar alamazlar. Böyle bakıyor, iki tane almış, çocuk zor taşıyor. İki tane şey ya, kumaya. Çorba, iki dolma tatlısı var. Pilavın üzerine baktım, tavuk veya et mi ne vardı. Evi götürüyor. Allah seyrediyor, Allah seyrettiğini seyrediyorum. Ben seyrediyorum, aile zevk alıyorum. Allah seyrettiğini seyrediyorum. Oradan yapmaya çalışıyorum. Allah hakikaten. İşini çok iyi biliyor. Çok iyi yapıyor. Nereden ne yapacağını iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Allah gibi Allah ya. Allah gibi Allah. Allah'tan Allah var ya. Diyor ki küfür iki kısımdır. Bazıları diyecek ki bunlar manyak mı ya?
Hani şu şekli ben gelmeden çizmiştiniz. Her ikisini de yeşil yapmıştınız. Onun bir şeyi vardı, ben anlayamadım. İtikat hani... Var abi. Şekli, şeyleri kullanmaya çalışıyorum, renkleri. Hani kalemim nispetinde. Yok yok, her ikisini de yeşil yapmışsınız ama. Hani biz sanki önceden birini adam birini şey mesela bozmuyor mu? O yuvarlay mı diyorsun? Hmm. Yani şu yuvarlak. Yuvarlak, yani itikat, itikat. Yani aslında şu şey, intizam, ikisi de yeşil yapmışsınız ya, da birini adam birini... Birisi bir siyah idi, öyleydi. Birisi şeydi, şimdi ikisi de kırmızı. Olmuş olmasa yani işte onu düşünemedim de, o zaman doğru yapmıştık. Çevirip yapalım. Yok, yani... Dur. Yok. Yok, yok. Mimar Sinan Süleymaniye mi? Süleyman Camisi'ni herkese gösterdiği zaman, yok o Süleymani değil. Sultanahmet'i. Çocuğum bir tanesi demiş ki, ondan sonra da ateş bir zaten. Selimiye değil miydi o? Ha Selimiye. Selimiye. Aaa minaresi eğik demiş ya, neresi eğik demiş ya. Ondan sonra ona izah edilir mi? Demiş ya, ip getirin bana demiş. Tamam. Gitti Abdullah çek çek çek. O yavrum bak bakalım düzeldi mi biraz daha demiş. Tamam düzeldi. Eyvah. İnsan çok şey oldu. Çok kötü oldu. Olsun. Olsun, ben de birilerini temsil ediyorum. Gafur diye bakmayın. Aynen, bak şimdi doğru söyledi. Doğru söylediğini göreceksiniz. Nerede yok doğru ya. Burayı kastettin de. Evet, evet. Hem de yazıların rengini dedi aslında. Değil mi? Yazıların tabii, rengini tabii. Anladım ben. Tabii tabii. Hepsi gitti. Doğrusunu yapın. Çok mühim ya. Mühim olduğu için duruyor. Nerede abim? Siyah. Ben nereye koydum? Siyah ne? Ne görüyorum? Defterine. Burayı da sileceğim. Burayı... Tastik. Tastik. Burası... İtikat. İki tane değil mi? İltizam. İzam. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Hasan abi ilk başta bu Hasan abi olmasaydı bize yeşili siyahı böyle şey yapmasaydı vallahi bende bu şey olmayacaktı yani. Ben evet. İkisini de yeşil görünce şimdi bu Hasan abi bu kadar dikkat eden bir insan acaba başka bir şey mi anlatmaya çalışsın? Neden ikisi de yeşil? Yani ikisi de neden olumlu? Böyle bir şey oldu bende. Ben bunu şey rüyanın tesiriyle ne yaptığımı fazla bilmiyordum. Bunu yaparken sabah. Çünkü ustadı gördüğüm için. Allah. Tamam. Yok bu tamam değil. Şimdi. Bak millet duvar örüyor. Siz bunlarla fuzuli şeylerle meşgul oluyorsunuz. Bak. Bak adam duvar örüyor, tuğlaya vuruyor. Adam ne yapıyor? Bir tuğla yanlıştır demiyor. Bak, söküyor. Ya bu divan derslerine başladığımızda bu sıralama var ya, nasıl ezberleyeceğim ben bunu diye böyle. O ne ya, tahayyüt tasarım diyordum yani, şimdi düşünsene. Ya. Şu anda onu hiç düşünmeden söylüyorum. Bu budur, izandır diyorsun. Şuu. Yani ilk başladığımızda diyordum hani siz de arada bazen söylüyorsunuz ya nasıl sayacağız bunları filan. Soruyu soruyor tamam bir de Allah. Ben şey de diyordum. Mitsubishi diyelim. Tamam Isu. Ona ilk araba çıktığı zaman piyasam Mitsubishi'no. Mitsubishi'no. Sonra denile. Ben de rahat demeye başladım. Yani böyle, bu da öyle. Bak şimdi gördünüz mü? Adem'in vücudu. Yani beyaz yapacaktık burayı da. O demiştik o zaman da beyaz kendisi olduğu için beyaz kabul edilmiştik. Adem'in vücudu renk. Zaten Adem'e götürüyor, vücuda evet. Götürüyor. Mesela buna da siyah yazılmaz. Bu da şey yazmıştık. Akıl hareket, kırmızı. O zaman ha o. Adem gibi gözüktü bu da. Ya da bir mavi filan yazıyor. Aha maviydi mavi. Mavi yani tabii. Çünkü gök ya şey vahiy sema. Lef-i mahfuz. Tamam o zaman yapmışsak doğru yapma.
İnanın Hasan abi yavaşlatmadım ben. Bunu birilerinin böyle bir daha görmesi gerekiyordu muhakkak. Muhakkak Hasan abi değil mi? Evet, yani doğru. Şimdi bu ikisi de açık olduğu için ikisine de açık siyah şöyle de yapabiliriz. Siyah yeşil. Siyah yeşil, el tarafı açık, tamam. Bunu görmesi lazım, doğru. Taakul, akıldır, kubbe. Bir yeğenim soruyor. Ben diyor, niye diyor kubbeler diyor böyle, camini. Kafayı anlatır dedim. Semayı anlatır. Minare nedir dedi. Dedi. Minare. Minare nedir? Vahiy. Evet, yani bir de şeydir. Vahiy alma simgeler. Yani vahiy simgeler. Şimdi peki ufak tepeler nedir? Düşünceleri simgeler. Kubbenin altındaki. Yani minare kulağa simgeler. Şerefedeki o kulağa. Vahiy almayı anlatır. Kubbe dima anlatır. Onun için bilerek yapılır. Onun için kesinlikle ecdadın hiçbir caminin altında ibadet maddenin üzerinde değildir. Onun için altına hiçbir cami, ibadethanede ve yanlıştır. Altında market, bakkal yapılamaz. Yapılmamalıdır. Yapılmamalıydı. Ve bu sistem değiştiği zaman caminin altında böyle bir şey varsa kesinlikle hussa ilim meclisine dönüştürülecektir o. Çünkü bu ibadet paranın üzerine durmuyor. Evet. Canların camisi battı. Yani batmadı. Gelecekteki çocukların kurs yeridir o. Çünkü ibadethane, secde edilen yer paranın üzerine kurulmamıştır. Yani bunlara dikkat eden bir din değil mi? Mesela Allah, yani olur mu ya? Allah Resulü Mekke'nin fethinde İslam ordusunun yönünü, çocuğunu emziren köpek yavrusundan dolayı yönünü değiştirmiş. Böyle giderken ordu şöyle... Şöyle emir verdi. Çünkü burada yolun üzerinde köpek yavrusunu emziriyor dedi. Biliyor muyum? Hem de Mekke'nin fethinde. Onu rahatsız etmeyin dedi. Süleyman Aleyhisselam sefere çıkmadan önce hemen hayvanlar emir verirdi. Güzergahın budur, üzerinde böcek kalmasın. Karıncalar hepsine emirler verirdi. Kimse kalmasın ve hiçbir tane ezilmezdi. Köpeği rahatsız etmeyin diye İslam ordusunun yönünü değiştirmiş. Hikmetini sorunca önünde ortasına sonundaki komutanlar var. Diyor ki ya Resulallah niye cihatta var? Yok dedi, tekrar gireceğiz dedi şeyimize. Niçin dedi? İlerimizde diyor yolumuz daha gelmedik. Bir dişi köpek yavrusunu emziriyor. Nasıl esmaya masal diyorsun? Nasıl esma? Nasıl bir rahim şefkat esması? Doktorum çok acayip değil mi? Böyle biraz peygamber hayatını bildiğin zaman işte deli oluyor. Vallahi Hasan abi, yemin ediyorum böyle su oldum, eridim, aktım ya. Vallahi, vallahi istiyattan onu söylüyorum. Ya. İki gün önce bir karıncayı bilerek öldürebildim. İki günde beri azap çekiyor. Azap çektiğimden zaten söyleyebildim. Alakası olsam aklıma gelmezdi. Kızdım, yemek yiyorum. Orama geldim. Lan onu at, onu at. Ya yeter lan dedi. Ama nasıl yaptım sen? Düşüyorsun. Buradan vur, atma mı yaptım? Öyle yaptım ama öldüm. İki gün. Yiyor beni. Nasıl affettireceğimi de bilmiyorum. Bilerek. Tamam mı? Şöyle bir din. İşte o zaman yazıya da dikkat edin. Böyle bir peygamberi ümmetin. Bize yaparlar ama biz yapamayız. Arka sınıcı ölecek abi. Sonra arkadaki yazıya devam edeceğiz ya. Ha, yazın mı abi? Değil mi? Arkada yazdın başlıyor. Evet evet başlıyor. Araya peygamber aleyhisselatü vesselam. Şeyi yapıyorduk ya. Küfür iki kısımları yazıyorduk ya. Ha. Bu şey tabela, tahta ne kadar işimiz yaradı. Akıllı tahta daha güzel olacak. Yerimiz olacak merkez. İnşallah. Bir merkez yerimiz olacak. Gene Zeytinburnu gibi şahlanacak Allah'ın izniyle. Bir merkezimiz olacak. Bakayım Allah
neyin üzerine, kimin üzerine, kime nasip edecek, nasip edecek, onu Allah biliyor artık. Nasıl olacak? Küfür iki kısımdır dedik. Evet. Evet. Küfür iki kısımdır, siyah. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi, bildiği halde inkar eder. Eder. Bu da birkaç kısımdır şu. İnkar eder. Bir, iki, üç. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bilir, birincisi, bilir lakin kabul etmez. Bu çamaşır makinesi ha? Dışarıda geliyor abi. Çamaşır makinesi. Bina tecridi yapamamışlar yani. Öyle mi? Tabii yürültüyü, katlar arasındaki şeyi koymamışlar. Koydularsa bu çamaşır makinesi olmaması hiçbir yerde gözükmemiş. Çamaşır makine, aynı hele gece koysan çalıştıramıyoruz. Öyle mi abi? Tabii tabii. Yani birincisi, ikincisi... Bilir... Bilir... Lakin kabul etmez. Lakin de takki olacak. Bak. Yakini var. Noktalı virgülü var mı bunun? İkincisi şöyle. Tefaratı çok şey de. Yakini var. Var. Lakin itikadı yoktur. Şey ne kadar önemli? Yazı. İlmi. Yakini var, itikadı yok mu diyor? Yakini var, itikadı yok. O zaman yakin itikadın altında. Öyle çıkıyor. Öyle çıkıyor işte buradan. Yakini ilmi var mı? Yani yakin etmiş ama daha itikadı yok tabii. Üçüne de anladım ama bilmiyorum. Nasıl sen anladın? Tersine. Nasıl anladın peki? Yani öyle bir sınıf çıkıyor mu oradan? Bir... İşte bak evet. Yakini var diyor. Yani atıyorum izanda, iltizamda ama daha itikadı yok. Tasdiki var. Gibi demek istiyorum. O zaman yakin demek izan seviyesi mesela. Ya da iltizam. Ya da tasdik neyse. Tasdik. İltizam da itikad arasında herhalde. Lakin vicdan izan yok. İltizam yok. Yakindeki vicdanı izan. Başını ökmüşsün de tasdiki var. Yüzyılsın. Doktorum, sana gezerken ben hafif bir sohbet edelim, millet canlansın. Sende bir pembelik olmuş, nedir bunun sırrı? Oruçluyum ya ondandır. Nazar dedim, bende niye yok? Biz kararıyoruz abi. Kararıyoruz gittikçe. Şimdi burada birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol değil mi? Kur'an'ı
Şey, fark etmez, yavru dahi olsa, ilmi kitaplar okusa, asilopedik, kitap okusa, ilim, kafir dahi olsa suratı beyaz olur. Yani parlar. Sırf zikir yaparsa nurani olur. Tefekkür ehli olsa pembeleşir. Burada şimdi peki, birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol mu yazacaktık? Şimdi bu yeri de söyleyeyim size, 66 işaret edeceğiz. Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bildiği için inkar eder. Ha, bilmediği için. Bilmediği için inkar eder, o mevzumuzun dışındadır. Fetret, bilmem. İkincisi bildiği halde inkar eder. Ama bu bildiği de çeşitlidir. Nasıl biliyor? Nasıl yani bilgi seviyesi? Birincisi bilir lakin kabul etmez. Biliyor. Mesela Yahudiler doğrunun olduğunu bilmiyor. Kur'an'ın hak olduğunu biliyorlar. Özellikleri, secirleri bu olduğunu Kur'an söylüyor. Bildikleri halde inkar ediyorlar. Abi Kur'an'ı okuyup tedbir alıyorlar, önlem alıyorlar. E bu bir manada da inanıyorlar sanki ya. Yani Risale'leri okumuyorlar mı sanki abi? Hem de nasıl? Bu milletin çıkış yolu olduğunu, Risale'ni biliyorlar. Risale'nin de en faydalı kim ise ona hücum ediyorlar. Evet. Planları bu. Bunu hepten saf alacaksın. Senden daha iyi bilmese nereye göre çalışacak ki? Nereye göre düşmanlık yapacak? Hani küfrün iktizasıdır seni bilmesi. Ya? Yeter ki sen saf trik ol. Müslüman oyuna o kadar geliyor ki. Gidiyor ayağına kurşunu sıkıyor. Tarihçede okuyoruz ya, işte Hindistan, işte Arabistan, işte Asya, işte Türk Cumhuriyetler. Kardeşini, abisini, babasını, annesini öldürdüğü için Allah'ı da bilmiyor, başucunda alıyor var ya, Türkiye yaptıkları ihanetleri. Bunun bedellerini evet, diyorlar. Evet. Aldanmış İngilizlere, Libya'daki şeydeki adam Türklere karşı savaş açmış. O Seyit Hüseyin bile. Mesela Abdülkadir Albasi, mesela CHP'ye hücum ediyor, usta da hücum ediyor. CHP'ye hücum etmiyor. Görüyor musun? Acayip bir şey. Televizyona hücum etmiyor, bak şimdi hocam. Said Nursi birinci şu anda da kendisini diyor, şey yapıyordur. Bana bir tane meşhur, benden sonra ona da hücum ettiler. Abi insana ulu denir mi? Ulu... Ulu tabi kastettiği bir adamın seviyesine göre, ben mesela dememem lazım ama sonra bir tanesi dese ona ben bir şey dememem lazım. Ulu da büyük kastediyor. Yani çınar ağacı gibi yaşlı, bilge insan kastediyor. Tamam. Neyse, ikincisi bildiği halde inkar eder. Birincisi nedir bu? Bilir, şu şeyi kapatalım, ses geliyor. Şimdi yeni gelmeye başladı. Hadi bak. Heh. Ondan sonra... Birincisi bilir lakin kabul etmez yani. Kur'an'da bunun en güzel örneği şeydir. Yahudilere veriliyor. İkincisi yakini var lakin itikadı yoktur. Yani dedik ya mesela adam bana diyor ki Muhammed'in söylediği diyor aleyhissalatü vesselam. Muhammed diyor. Önceki kitaplarda da vardı diyor. Dolayısıyla onlardan aldı diyor. Peki ondan aldığı yolu var ama İkisi de aynı yerden aldı, niye demiyorsun? Niye diyeyim diyor. Bu yolda mümkün dedi. Yani mesela Davut Aleyhisselam Allah var deyince aynı onun dediğine uymasın benim söylediğim diye Allah yok mu diyecek. Evet. Oysa ikisi de aynı şeyi söylüyorsa aynı kaynaktan beslendiği yolu var. Yok ondan aldığı yolu da var. Ondan aldığı olabilmesi için ilmi olması lazım, kütüphanesi olması lazım. İlmi olmadığını ve kütüphanesi olmadığını, maziyle dolayısıyla biz daha yeniyiz. Osmanlı'yı ne kadar biliyoruz? İman ettiğimiz peygamberimizin hayatını biliyor muyuz? Kaç yaşında evlendi? Kaç tane çocuğu vardı? Kaç tanesi öldü? Peygamber Aleyhisselam kütüphanesi olmadığına göre, ilmi olmadığına göre Davud ve Nuh'un tufanlarını nereden bilecek? Diğer kitaplardan alabilmesi için okumuş olması lazım ama siz söylüyorsunuz okuma yazması yoktu. Ben niye olmadım, o cahildi. Cahil de peygamber olur mu diyen sensin. Demek ki ikincisi yakini var. Yani bu Allah kelamıdır.
İlmi var yani bu. Lakin itikadı yok. Bana bu şimdi. Üçüncüsü, tasdiki gelmiş. Tasdik ilim. Tamam mı? İlim denir. Lakin vicdani zanı yok. Yani inmemiş aşağıya. Yani sistem nasıl, niçin koydum biliyor musun? Yani bu dimağda küfür nerelerde mertebeleniyor? Yakin de tasdik oluyor bu arada hep sanki. Yakin tasdik oluyor sanki. Yani itikadın altı da. İlim dediğine göre sana buraya. O bilgi mi, malumat mıdır, ilim midir abi? Ben ekledim onu. Yani bilgi, yakini, he? Bilgi, bilgi diyebiliriz. O zaman ben bunu sileyim. Bunu ben tefekkür etmeyin çünkü bu ben koymuşum. Kusura bakmayın, tamam şimdi. Şimdi biz ekleyeceğiz. Ona kıyım. Birincisi, bilir lakin kabul etmez. Tamam ama ben etmiyorum. Mesela peygamberimize uygulayalım. Dedi ki, ya Muhammed diyor, peygambersen diyor, peygamberlerin mucizesi vardır. Göstersem iman eder misin dedi. Göster evet. Gösterdi. Bildi. Ben ama kabul etmiyorum. Allah. Evet. Hı. Elinde parmak hakkı bir adam görseniz ne yaparsınız? Ve kesiliyor, kesiliyor. Diyor, oluyor. Ağacı gel diyor. Geliyor, görüyor ama. Görüyor. Tamam. Bilir. Biliyor. Tamam. Sen hakikaten olsun ama ben kabul etmiyorum. İkincisi, yakini var. Yani onda tereddütleri kaldırmış kısmen. Onun hakkında bir sürü şeyleri vardı. Bilgi, malzeme, ilmi diyelim. Lakin itikadı yok. İtikat etmiyor. Müslüman gibi dinsiz. Öyle mi diyorlar? 34. Üçüncüsü, tamam diyor. Sen peygambersin diyor. Fakat vicdaniyatı hala yılan akıtıyor, zehir akıtıyor. Bu nereye benziyor biliyor musunuz? Sanki, şurası, sanki ikincisi var ya, itikadı var, itikadı var fakat ameli yok. Müslümana benziyor. Bir daha okuyayım. Tasdiki var. Doğru. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak birincisi kendini inkar ediyor. İkincisi peygamberi inkar ediyor. Üçüncüsü Allah'ı inkar ediyor sanki gibi geldi bir anda. Fesvan. Yani tasdiki var. Bak birincisi iki küfür yani bu inkar. Lakin kabul etmez. Bilir. Hakikaten insan kendisi. Tamam yazalım sonra sileriz. Tamam sileriz. Kim? Kişinin kendisi. Kendisi. İkincisi, yakini var, itikadı yok. Yani bilir şahsa bakıyor. Yakin harici bakıyor. Yani yakin. He, peygamberin. Beraber şey yapalım. Bilir kendisi fakat kabul etmiyor, ben etmiyorum. Uyuyor. Bu tamam, buna şüphem yok. Kişinin kendisi. Evet. Aferin. İkincisi daha aferin demiyorum, geri alıyorum. Çünkü tasdik edelim ondan sonra. Mühim değil abi, yanlış yapmayalım. Tamam. Fırçalayayım bir de. İkincisi, yakini var peygamber olduğuna dair. Hatta Kur'an'da şöyle bir ayet var. Kendi çocuğunuzdan daha iyi tanırsınız diyor. Kendi Hazreti Ömer'e sormuşlar. Radıyallahu anh, yani bu nasıl anlarsınız? Dedikleri zaman çocuğumuzdan belki şüphe ederiz ama onun hakkaniyetine şüphe etmeyiz dedi. Mesela bu Cehil de demiş. Muhammed'in emin oluyor ya aslında. Evet, onu teslim ediyorlar. Şeye mesela bakın Velid bin Muhire var ya, Kur'an onun hakkında 10 tane ayet inmiş. Bir ay 10 tane için bir tanesinde piç olduğunu söylüyor. Ebu Cehil diyor ki bu ayetin indiğini Velid bin Muhire bilmiyor.
Belli, Ebu Cehil biliyor toplumda, o gelmiş, yaşlı, en yaşlı oydu. Ya Velid dedi, Muhammed yalan söyler mi dedi, demez dedi. Bak, yakini var. Muhammed yalan demez diyor. Senin hakkında bugün ayet inmiş diyor. Söylüyor, ne diyor diyor. 10 tane ileri geri konuşan, şöyle yapan, böyle yapan, şunu yapan, böyle yapan, hepsi toplumda o da tasdik ediyormuş, artık varmış. Doğru, doğru. 10.sunda zenim, kulağı kesik, yani gayrimeşru almış babası. O annesi de sağmış o kadar yaşta. Dur demiş, onu da öğreneceğim demiş. Kılıcıyla gidiyor, mertlik varmış, arkadan vurmazlarmış o zaman. Annesinin kılıcını dayamış. Ben kim dedim demiş. Oğlum nereden çıktı demiş. Anne demiş, sana bir soru soracağım. Muhammed yalan der mi demiş. Oğlum şimdiye kadar yalanı duymadım. Muhammed böyle böyle ayet var böyle. O zaman otur dedi, kılıcı çek söyleyin. Babanın çocuğu olmuyor diyor, seni çobanımdan al, çobanımızdan aldım dedi. Yani serveti başkasına gitmesin diye ondan seni aldım. Geldi, annesini öldürmedi. Dedi ki, ya Ömer'in Hişam, Ebu Cehil'in ismi oydu zaten, lakabıdır, sıfatıdır. O kadar mucize gördü aldı, cahillerin babası oldu. Ebu Cehil, cahillerin babası. Ömer'in Hişam'dır. Ömer'in hatta bizim Ömer. Allah Resulü iki Ömer'den bir tanesiyle bu dini aziz et demişti. Ondan sonra diyor ki, evet demiş. Yani peygamber, niye anlattım? Yani harfın şeyimize, yakini var peygamber fakat itikadı yoktur. Yani onun peygamberliğinde yalan konuşmayacağında yakiniyeti var. Üçüncüsü, tasdik ediyor. Bir Allah olması lazım. Tamam mı? Bu tasdik ilim olduğu kesin. Allah var diyor. Fakat vicdani bir hayatta içsel aleminde böyle bir şey yok. Allah inkar ediyor. Yani inkar olduğu için şurada tekvini ayetleri okuyor fakat Allah'a vermiyor sana. Evet, vermiyor. Çok güzel. Mevcudatta tekvini ayetleri okuyor, Allah'a vermiyor. Tekvini ayetleri okumaya ilim, vicdaniyatı ona veriyor. Tesadüf diyor, diyor. Mesela tesadüf diyor. Kendi kendine oldu diyor. Yani üç tane yol vardı ya. Tabiattır diyor. Bu yoldur. Peygamber'e düşmanlık bu yoldur. Kendisini inkar eden bildiği halde yoksa yani levlim levlim. Adem'i kabul. Kabul Adem veya şöyle. Adem'i kabul, kabul Adem. Bu da peygamber şeyi. Veya denilmez o. Doğru. Çok güzel uydu. Aynı şurayı kapatmamız gerekiyor. Çünkü bunlar, bu aynı değil. Bak, bunu kapatıyoruz külliyattan. Şöyle geçiyor. Tamam mı? Cümle böyle geçiyor, cümle burada bitiyor. Fakat bunlar yok. Okları biz yaptık. Böylelikle bugünkü dersimizi noktalıyoruz. Bayağı ben bereketli geçtiğine inanıyorum. En azından o yarım saati benim Müslümanıma o hastalığın şeyini serbest bölgeyi ulaştırılsa, onu yaza yaza dinleye dinleye çizse, samimi söylüyorum, bir saat kafa yorsun, dinlerken dursun yazsın, dur. Yani dinlemesin, dinlerken kaybolur. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, içinize gelen manaları, ilhamları veya hakikattir, kuş gibidir diyor, ayağından bağlayınız, yani kaydedin. Şimdi o dinlerken kaydetse, ruhuna inecek. Hasta olanlar, tavsiye ederim, tasavvuru dinlerken yazsın. Sırf o, serbest bölge yazsın. Kaç tane madde be? 10 tane madde saydı. Ondan sonra kendi defterine çizsin. Tamam, adırda çizsin onu. O maddeleri şunu kastediyorum. Ondan sonra Fatiha'ya çekeceğim. Sonra ne yapacak biliyor musunuz? Bak ne yapacak? Enam gibi duvara, enam gibi hani duaları asıyorlar ya. Veya dükkanlarda tabii. Sonra gitsin A4'e yazsın.
iki tane yazacak. Bir buzdolabına mutfağı yapıştıracak, şurayı, bir de oturma odasını. Sıkıldığı zaman, ya mutfaktadır ya salonda, baktığı zaman okumasına gerek yok. Bakınca hemen tasavvuru aktif olacak, iyi moduna dönecek hemen. Bir daha. İnsan elindedir, her an hemen iyi olabilir. Çünkü kötü olduğu andan çıkabilmesi hayal ve tasavvur. Hayal ve iyi şeyleri düşünüp hayal ettiği şeydir ve oradadır. İşte hayalimizi ve tasavvurumuzu yapabilmek zordur o sıkıntı anında. Ama evde görürsek hemen o mod devreye giriyor. Senin gözün görsün görüm. Şimdi burayı yazsa, A4'e şurayı yazsa, yapıştırsın. Şunları gece alemi, hani söylediğimiz ne var eklesin. Şurası serbest bölgedir. Yani mesela bulaşık yıkarken öyle canlısı ona kafa buna kafayı takıyor. Tahayyül. Şimdi bunu sırf göz ilişse yeter bak böyle. Mutlaktan geçiyor, şey geçiyor. Kalemle yazsa. Şuraya üçüncü yolu da ekleyin daha sana böyle kalmış. Ha, burada niye eklettirmediniz bana? Bu bunu da ekleyelim. Kaçıncı yolda abiler? Burası bir de abi. Şimdi buraya birinci yol. Şurası da kırmızı yapayım ki yok. Yapın yapın abi, kırmızı yapın. Çünkü kaçacaksın abi. Tabii. Birinci yol, ikinci, üçüncü yol. O silginin de hükmü bitti galiba. Evet, aldım. Evet. Üçüncü yol. Şuraya kadar gidiyor. Ekleyin. Üçüncü yol, hani sözler 140'teki çıksın. Üçüncü yol, birinci yol, ikinci yol. Ha, diyeceksin ki şu anda durumum iyi değil, ikinci yol değil. Hemen güzergahını değiştireceksin. Neyle? Hiç okumana gerek yok. Bak, resmi hemen tak diye hayalin aktif olacak. Evet. Yani bunu A4'e koysun ve çize çize yapsın. Bir, ya bildiği halde birkaç sayfa denesin. Ondan sonra bu kendisine mal olur veya ilaç içmeye devam etsin. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fatiha temassalavat. Mesela bu resmi astın değil mi? Hemen başının için giriyorsun. Hani seni görünce kapı açılıyor. Ne diyorlar diye şey, sensör. Pat hemen sana açılıyor. Abi, mesela cep telefonuyla mesela şey barkodu okutturuyorsun şeyini. Hemen senin sayfan. Veya gözüne bakıyorsun, telefon açılıyor. Parmağını okutuyor. Mesela şunu astın değil mi eve veya mutfağa? Sensör gibi pat diye senin başa götürüyor. Hemen kapın açılıyor. Kapı açılıyor ya. O kadar enteresan ki Hasan abi. O kızgınlık anında, o celali yaşadığı anda ona belki de yanındaki kişi söylese tesir etmeyecek. Ama gördüğü zaman kendi içinden patlayacak. İşte niçin zevktir? Evet. Bu keşiftir. Evet. Nedir? Kendini keşfettiği için zevk alıyorsun. Şimdi evde mutfak, şu dolapta duruyor bu. Girdin, tam sinirlendin. Evet.
tahayyülünde. Hiç gözünü ayıtma. Öyle yapma. Çünkü hani diyorum ya, sinirlendiğin zaman gözüne bakmayın ona. Evet. Şimdi sen sor gibi hemen kapıyı hemen sana oraya götürecek. Kapı açılıyor. Yazın. Kalk hemen. Bir şey mi? Evet. Evet.